Hüday Hanım'ın, Hüday Hanım geç kaldı herhalde, mazereti yok ama herhalde geç kaldı, neyse. Ha? Geç kaldı, geç kaldı, evet. Evet. Bu arka taraf karanlıkta kalmış, kendini gizliyorlar. İyi Partililer orada, yok bak karanlıkta kalmışlar. Yakın arkadaşların ışıklarını? Tasarruf dediysek de o kadar demedik ya. Ha? İtibardan tasarruf olmaz abi sen. Evet. Değerli meclis üyeleri, Temmuz 2022 Belediye Meclis toplantımızı açıyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Yoklama yapalım lütfen. Tatlı kardeşlere, Mehmet Tepanlıklar, İdari Erdal Mekan Mazeretli, Egemen Erdoğan Mazeretli ve Yiğit Kulan Ünü var. Umut Karagöz. Buradayım. Özlem Çetin. Burada. Çoğunluğumuz vardır. Bu arada mazereti olan arkadaşlarımızı sizlere tek tek okuyorum ve mazeretlerin kabulünü oylarınıza sunacağım. Sayın Hüdayi Erdal Gezen, bu mazeretini kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Reyhan Demirtaş'ın mazeretini kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Hasan Hüseyin Aytop, bu mazeretini kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Egemen Erdoğan'ın mazeretini kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Bilge Şimşek'in mazeretini kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Özlem Karadayı'nın kabul edenler, mazeretini, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Evren Yalçın'ın kabul edenler, oy mazeretini, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ve Sayın Muharrem Kocabey'in mazeretini kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Bu arada Haziran ayında Sayın Hasan Hüseyin Aytop'un babasını kaybettik, rahmetli oldu. Ona gıyabında başsağlığını bir kez daha söyleyelim. Kimin? Annesi. Ona da geçmiş olsun diyelim. İnşallah bir an önce iyileşir. Kayınpederini mi kaybetti diyor? Böyle üst üste geldi sanki. 2022 pek hayırlı olmak gelmedi. Neyse Allah'ın bileceği işte, bir ona biz bir şey diyemiyoruz. İnşallah şifa olsun ailesi. Evet değerli üyeleri, bir ayı geçirdik buluşmamızdan sonra. Bu arada neler oldu, neler bitti, bunları bir kısaca paylaşalım müsaadenizle. Evet, geçen gün 1 Temmuz Kabotaj Bayramımızı kutladık, biliyorsunuz. Bu bizim karasularımızda egemenlik hakkını şey yapan, sağlama alan bir kutlama. Efendim 2 Temmuz'da maalesef bayram değil, bir acıyı hissettik yeniden. Acısı ve utancını hissettik. Bu Sivas katliamında canlarını kaybeden 35 aydın insanı bir kez daha saygıyla andık. Onları tekrar anılar önünde saygıyla eğiliyorum. 3 Haziran'da Nazım Hikmet'in doğum günü imiş. Vefatının, pardon, 59. yılı. Onu da rahmetle ve saygıyla, özlemle anıyoruz.
4 Haziran'da LGS sonuçları ilan edildi. Çanakkale'nin durumunu öğrenemedik. Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradım ama hiç cevap alamadım. Yani Çanakkale'den 500 tam puan yapan çocuk var mı yok mu demedik. Muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Çünkü başka illerde bunu duyuruyor iller. Ama bizde ben basında falan da duymadım. Kendim aradım. Oradan da bir ses çıkmadı. Varsa bu arkadaş kardeşlerimizi de evlatlarımızı da kutluyoruz. Diğer kazananları da tabii illa 500 puan alması şart değil. Diğer kazananları da çocuklarımızı ve ailelerini kutluyoruz. Evet, 5 Haziran'da Dünya Çevre Günü var idi. Onu kutladık. Ve 15 Haziran'da bu arada mavi bayraklarımızı yeniden plajlarımıza diktik. Biliyorsunuz bizim plajlarımızda Mega Beach, Barış Kordonu, Dardanoz, Güzel Yalı, buradaki plajlarımızda mavi bayrağımız var. Bu sene Güzel Yalı'ya astık. Aslında en başarılı iliz Marmara bölgesinde. Çünkü iptal edilenler var. Daha önce mavi bayrağı alıp da iptal edilenler var. Biz tekrar aynen mavi bayraklarımızı plajlarımızda bulundurma hakkını elde ettik. Evet, 17 Haziran'da karneler alındı. Tüm öğrenci ve velilere iyi tatiller diliyorum. Çocuklarımız bir yıl eğitim aldılar. Sonunda da karneleri aldılar, tatilde hak ettiler. Bu arada biz Çanakkale'de belediyesi olarak biliyorsunuz ücretsiz toprak analizi yapıyoruz. Çiftçilerimize %100 dekarın altında arazisi olan çiftçilerimize ücretsiz toprak analizi yapıyoruz. Bununla ilgili iki tane Akçapınar ve Yakıldak köylerine gittik, bilgilendirdik. Şimdi devam edeceğiz yine köylerimizi bilgilendirmeye. Bunu çok önemsiyoruz. Yani şöyle bir şey olabilir. Yani bizim belediyenin toprak analiziyle ne alakası var? Çevre kirliliği açısından çok önemli ve tasarruf anlamında hiç yani köylünün toprakların yanlış gübrelenmemesi, verimin arttırılması, köylünün tarımın kalkınmasının çoğalması, fazlalaşması gelirli için doğru gübreleme yapmak son derece önemli. Çünkü gübre çok pahalı bir girdi tarımda. Hep mazottan bahsedilir ama mazot kadar önemli bir girdi de gübre girdisi. Çünkü mazotu kullanmamazlık edemez çiftçi. Çünkü illa o traktörü kullanacak. O diğer tarım alanlarının aletlerini kullanacak. Ama gübreden kaçınıyor pahalı diye. Az ekiyor. Az gübreliyor. Bazen ihtiyacı olmayan gübreyi atıyor. İhtiyacı olan, toprağın ihtiyacı olan gübreyden kaçınıyor. Halbuki temel unsur verimlilik. Yani yılda bir kere ürün alınıyor. O bir yıl boyunca da o toprağın çok verimli bir biçimde işlenmesi son derece önemli. Hem toprağın kalitesinin düşmemesi için hem verimlilik açısından bir de çevre çok önemli. Biliyorsunuz sular kanalıyla, dereler kanalıyla efendim o işte fosfatlar olsun, azotlar olsun denizlere karışıyor. Geçen sene biliyorsunuz bu konuda müsilaj derdiyle uğraştık. Dolayısıyla çiftçilerimizin topraklarını tanıması, ona uygun ürüne uygun gübreleme yapması hem ekonomik olarak kendi cebi açısından, çiftçimizin şeyi açısından, tasarrufu açısından hem de topraklarımızın kirlenmemesi açısından, yıpranmaması açısından son derece önemli. Biz de burada merkez köylerde bu bilinçlenme yapıyoruz. Çiftçinin gelirinin yükselmesi, artması Çanakkale için çok önemli. Çünkü bu esnafa yansıyor. Eğer çiftçi para kazanırsa efendim ne yapıyor? Bunu gelip Çanakkale'de harcıyor. Yani burada ekonomisi, Çanakkale ekonomisine çok önemli bir katkısı olan unsurdur çiftçi. İşte üniversite öğrencileri var biliyorsunuz. Burada askeriye var. Ama tarımda da çok önemli bir gelir olduğu zaman burada Çanakkale esnafına bu
yansıyor. Onların alışverişi daha fazla oluyor. Onun için bunu tabii aslına bakarsanız daha önce devlet yapıyordu. Tarım İl Müdürlükleri yapıyordu. Neden de bilmiyoruz ama bundan vazgeçtiler. Halbuki yapılması lazım çünkü destek veriyor devlet. Biliyorsunuz gübre ve mazot desteği veriyor dönüm başına. CKS yaparsanız, çiftçi kayıt sistemine girerseniz. Dolayısıyla eskiden bu desteği alabilmek için, gübre desteğini alabilmek için bu tahlili yaptırmanız gerekiyordu. Bunu yaptırmazsanız vermiyordu. Bu tahlili de Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde yapıyorlardı. Yani önce götürüyordunuz, topraklarınızı götürüyordunuz. Orada o tahlili yaptırıyordunuz. Ondan sonra CKS'yi verip onun karşılığında da destek alıyordunuz. O uygulamayı kaldırdılar. Şimdi üniversite yapıyor. Biz de üniversiteyle biliyorsunuz anlaşma yaptık. İşte bu amaçla da bu sene bakalım bir bunu planladık. İnşallah verimli oluruz, başarılı oluruz diye düşünüyorum. Bu arada 21 Haziran'da Lapsik Kiraz Festivali vardı. Sayın Eyüp Başkanımıza uğradık. Ona vesileyle bir uğradık. Orada bir kitap fuarı açılışında bulunduk. O etkinliğin o bölümüne katıldık. O da bize sağ olsun kirazlar falan ikram etti. Kendisini kutladık. Bitti galiba festival. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar tebrik ediyoruz. 27 Haziran'da Troya ve Antandros'la özdeşleşmiş Ayanas rotasının güzergahını gezdik. Burada başladık, Troya'dan başladık, Çıplak Köyü'nden başladık. Çamlıca şelalesine kadar gittik. İşte Akçeşme, oralardan geçtik. Ormanların içinden, patika yollarda birazından yürüdük falan. Devam edeceğiz. Onun sonradan Bayramış üzerinden, Serhat üzerinden Antandros'a kadar ineceğiz. Önemli bir rota bu. Biliyorsunuz Ayanas Kültür Rotası Avrupa Konseyi'nin kabul ettiği bir rota. Hatta biz de oradaki derneğe üyeyiz belediye olarak. Dolayısıyla bu rotayı yeni işte yapıyorlar. Troya rotası var. Ona paralel de gidiyor bazı yerde. Bazı yerde ayrılıyor. Bunun süreç içerisinde onların da bilgilendirme şeyleri yapılacak. İşaretlemeleri yapılacak. Bunun yerlerini yaptık. Tespit ettik. 28 Haziran'da maalesef yine bir acı kaybımız oldu. Usta Türk sinemasının önemli aktörlerinden büyüğümüz Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Fahrettin Yürekli Batur. Onu kaybettik. Evet, eskiler yavaş yavaş birer birer maalesef kayboluyor. Geride kalanlara Allah sağlık versin diyoruz. Evet, bu arada belediyemizin de meclis üyesi Egemen Ergun'un oğlu Çınar Ergun Diyarbakır'da düzenlenen okul sporları Yıldız Erkekler uzun atlama Türkiye şampiyonu oldu. Uzun atlıyormuş. Bayağı uzun. Aferin ya o yaşta. Evet, ilk kez Türkiye şampiyonluğu yaşattı. Egemen Bey'le yok ama olsun, gıyabında Çınar'ı kutlayalım. Başarılarının devamını dilerim. İnşallah olimpiyat şampiyonlukları kazansın, gelsin. Evet, bu arada basketbolda Süper Lig şampiyonu da belli oldu. Biliyorsunuz Fenerbahçe Beko takımı şampiyon oldu. Onları kutluyoruz ayrı ayrı. Evet, geçen hafta, daha doğrusu 15 pardon, geçen hafta yanılmıyorsam, gittik. Handan Hanım'la beraber Balıkesir'e gittik. Önce Balıkesir'de Halkbank Bölge Müdürü ile Ziraat Bankası Bölge Müdürü ile Ziraat Bankası ve Halkbank Bölge Müdürlerini ziyaret ettik. Bu arada gitmişken Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünü de ziyaret ettik. Nazmi Koçak Bey'i ziyaret ettik. Sarıçay ile ilgili bilgi aldık. Muhtemelen
biz programa girdik. Ama işte onun yapımı ile ilgili muhtemelen dedi ikinci yarıda ödenekler açılacak dedi. Onun iadesini yapacağız dedi. Köprü yani önceliğimizi söyledi. Biz köprü dedik. Köprüyle beraber bir kısmına bu seneki 10 milyon liralık bir şey var, ödenek var. O başlangıç ödeneğidir. Başlanıp ondan sonra süreç içerisinde tamamı bitirmek üzere plana alınmış. O bakımdan bunu ikinci yarıda yani Temmuz ayı gibi bayramdan sonra ödeme ya da ödenek verilip bu işin başlamasını umut ediyoruz. Oradan mühendisler gelecek ve burada keşif yapacağız. Ondan sonra da inşallah yola koyulmuş olacak. Bunu size bilgilendirmiş olayım. Ha bu arada bölge müdürlüklere gittik. Daha sonra da ertesi gün yanılmıyorsam Tekirdağ'a gittik. Vakıfbank bölge müdürü Orhan Koçer'i ziyaret ettik. Bölge müdürü dolaşıyoruz. Diyeceksiniz ki ne işiniz var? Hayrola yani ne yapıyorsunuz bölge müdürlüklerinde efendim diye sorabilirsiniz. Şunu yapıyoruz. Diyoruz ki bizim yerel yönetim yeşil binamızın bitimi için İller Bankası'na gittik. Kredi talep ettik. Tamam şu anda kredi veremeyiz size. Nakit veremeyiz. Ama bir teminat mektubu verelim. Bu teminat mektubunu siz bunu bankalardan krediye çevirin. Kullanın dediler. Ya biraz da nakit verin dedik. Veremedik. Veremeyiz şimdi dediler. Tamam peki dedik. Mektubu aldık. Mektubu soktuk cebimize. Ondan sonra buradaki şubeleri gezdik. İşte Ziraat, Halk, Ak, Vakıf şubelerini gezdik. Müdürlere söyledik. İlgiyle karşıladılar. Çay ısmarladılar. Efendim, saygıyla bize uğurladılar, ağırladılar. Sonra bir daha ses seda çıkmadı. Yani veririz, vermeyiz diyen kimse bir şey söylemedi. Sonra dedik ki ya madem buradaki şube müdürleri ne yapalım? Yapamadılar, olabilir. Kasalarında para olmamış olabilir. Bari bölgeye gidelim, bölgeden isteyelim dedik. Bölgeye gittik işte bölgelere. Ondan sonra Balıkesir'den elimiz boş döndük. Hatta oradan yanından dediler, siz Vakıfbank'a gidin dediler. Sizin hesapları orada dediler, Vakıfbank'ta. Doğru, bizim hesapları orada, biz maaşları da oraya yatırıyoruz. Tekirdağ'a gittik, ilgiyle karşılandık yine. Dedik böyle böyle, mektup karşısında kredi istiyoruz. Faiz önemli değil dedik yani, faiz, düşük faiz falan beklemiyoruz da, ya makul ama mantıklı. Bir bakalım ilgileniriz falan dendi, şimdi onun sonucunu bekliyoruz. Şimdi olay şu Türkiye'de, bana garip gelen şu, kredi isteyen bir kamu kurumu, Çanakkale Belediyesi, teminat mektubunu veren İller Bankası, bir kamu bankası. O banka niye, nerede var? Bizim, yani Çanakkale halkının koymuş olduğu sermayelerle oluşmuş bir banka. Ya sadece Çanakkale halkının değil, her bir belediye halkının koyuyor işte paralarını. Her sene oraya sermaye koyuyoruz. Bütçemizden para aktarıyoruz. Niçin aktarıyoruz? Sebep? Çünkü işte belediyelerin, yerel yönetimlerin yatırımları finanse etsin diye. İşte kimi malzeme, işte taştır, topraktır, bilmem kimi bina yapımı, kimi altyapı yatırımları. Ve buradan biliyorsunuz birçok da yatırım yaptık. Yani işte arıtma tesislerini falan filan değil mi? Hatta katı atık deponu alanının %71,5'unu hibe aldık. %28,5'unu da İller Bankası kredisiyle yaptık. Hala daha ödüyoruz. Sonuna yaklaştık abi ama hala ödüyoruz. Bu amaçla kuruldu zaten bu banka. Bizim de Beşik Yönetim binası efendim artık bitecek, final. Zaten onu da aldık daha önce. Ama ne oldu? Yükselen fiyatlar, enflasyon, müteahhidin işi terk etmesi sonucu, zaman içerisinde yapılan iadeden sonra maliyetlerin artmış olmasından dolayı bizim ilave bir krediye ihtiyacımız var. Bu krediyi sağlaması gereken İller Bankası.
Tamam, o da mektubu verdi. Tamam, onu da anlıyorum. Yani o da şu anda kasada para yok. Biz de zorlanıyoruz. Tamam. Mektup veriyor. Şimdi bu mektup karşılığında bir, üç tane kamu bankasından bu mektup karşılığı kredi istiyoruz. Biz ipotek karşılığı istemiyoruz. Biz bu mektup karşılığı. Banko bir mektup. Hiç yani şeyi yok. Riski sıfır. Fakat bir türlü olmuyor. Verilemiyor. Hadi isteseydik belki hani 700 milyon dolar falan gazete alma, televizyon alma belki alabilirdik. Dedim sonunda bir gazete mi kursam dedim. Televizyon mu almaya kalksam? Mesela Tom TV falan satın alsak verir misiniz bu kadar şey dedim ya? Ve faiz pazarlığı falan yapmıyorum. Para lazım bana, para. Çünkü diğer bankalar uçmuş gidiyor. Kamu bankasısınız. Ben kamuyum, mektup kamu. Özel bankalara kredi ettim. Ettim. Çok yüksek. Şimdi peki başkalarına %17'den faizden verirken iyi de ben 15 milyon lira para istiyorum üstadım. Sen şeyi mi savunuyorsun? Yani git özel bankadan mı alıyorsun? Yok sayın. Ha. Şey olarak. Ne olarak? Yani özel bankalara kredi. Var ettik. Aldık verdik ettik. Ben özel bankaya bu mektupla gitmeye utanıyorum. Kamu bankası vermek zorunda bana bu parayı. Üç tane kamu bankası. Yani sonuç itibariyle hadi 15 milyon lira bu inşaat bitecek mi? Hayır bitmeyecek. Yetmez o. Daha almamız lazım ama yani bu kadar bir olayı tıkamak hakkaniyeti. Arkadaşlar 10 bina durdukça geciktikçe Çanakkale halkını sırtına biniyor. Beni sırtıma değil. Çanakkale halkını sırtına. Bana 143 binde biri giriyor. Şu anda ben Sayın Başkan müteahhit olmayabilir şey olarak diyorum yani. Ne olur? Finansman olarak bankalar. Yani kamu bankası mı değil? Yani müsait olmayabilir belki diyorum. Yani vade sunmuyorlar bize. Şu tarihte veririz gibi. Mesela Ağustos'ta veririz gibi. Hayır. 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 Yani kamu bankasında para yok diye bir şey yok. Var. Veriyorlar. Yani sorun yok. Başka kredileri veriyorlar. Yahu şeylere veriyorlar işte. İkişer milyon lira falan filan. Demir. Ya geçmişte kaldı bu günah. Neyse önemli değil. Ben Demirören tarafı çevirme değilim. Ben şu mantıksızlıkta şikayetçiyim. Hani o tarafı bir tarafında özel sektör olsa anlayacağım. Mektup özel olsa veya bilmem öteki banka özel olsa anlayacağım. Arkadaş ya, kamuyuz biz. Ya bu kadar adaletsizlik olabilir mi? He? Ya bilmiyorum yani. Çünkü ben ona anlamam. Ben bak faiz pazarlığı yapmadım. Ben bu noktada bize makul mantıklı bir şeyde belli vadede bu mektubu bana nakde çevirdim. Ben de o parayı zaten müteahhide vereceğim. Hatta şöyle söylüyorum. Şey karşılığı. Hak ediş karşılığı. Ya parayı tak diye bana verme. Hak ediş karşılığı oldu. Değil mi? Hak edişi götürdüm. İmzalıyorum. O karşılık da öyle. Yani alıp da şimdi bakın değerli bir şeyleri bu bankalar, bu kamu bankaları öyle kredi verdiler ki KGF diye. Kamu garanti diye. Kredi garanti fonundan. İnsanlar aldı, kurumlar aldı bu paraları. Milyonlarca hepsini aldılar. Buradan uzun vadeli düşük faiz aldılar. Hepsi gitti. Ya arsa aldı, ya döviz aldı, ya bilmem ne aldı. Hiçbiri yatırma. Ya, ve devlet bunun peşine düşmedi. Hala daha ödeniyor o kamu garantili şeyler, kaynaklar. Hala daha ödeniyor. Vadeler hala bitmedi. Ve enflasyonun nedenlerinden bir tanesi de bu. Şeyin, evet, şeyin artışının nedeni bu. Ya ben de diyorum ki arkadaş benim kullanacağım yer belli. Ben parayı defaten istemiyorum. Ben hak ediş kadar bunu kullanayım diyorum. Yani hakikaten çok acıdır. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Çünkü sonuç itibariyle dediğim gibi buradaki
bizim yatırımlarımızın gecikmesinin, maliyetin artışı Çanakkale halkının sırtından çıkıyor. Benim cebimden çıkmıyor. Ve biz bunu dillendirmek zorundayız. Kimse alınmasın bunu. Kimse güzellemesin. Ya benim kredibilitem İller Bankası'nda en üst seviyede. Hani inanmıyorsanız gidip sorabilirsiniz. İktidar Partisi üyelerine söylüyor. Sorun bakalım İller Bankası'ndaki Çanakkale Belediyesi'nin kredibilitesi nedir? Kaç lira alabilir bu? Bugün imkan şartlar olsa nasıl, ne kadar alabilir sandın? 211 milyon TL kredibilitem var orada. Zaten teminat vermiş o yüzden herhalde. Tabii elbette. Ya 15 milyon lira. Ya bunun 15 milyon lira şuradan bir müteahhitten istesem, rica etsem herhalde bana çıkarı verir. Ya kaç daire parası ya bunun 15 milyon lira? 3 daire parası işte Köktop. Yani iyi lüks daire anlamında. E bunlar, ya bunları dert edinmemiz lazım. Arkadaşlar ya bütün bunlar hepimizin sırtına, bu halkın sırtına kamu tarafından yüklenmiş şeyler bunlar ya. Şu dünyayı bitirmemiz lazım. Onun için bunu sizinle paylaşmak istedim. Bekliyorum şimdi, Vakıfbank'tan cevap gelmedi. Olumsuz cevap gelmedi. Olumlu olabileceği imajı var bizde. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdiden inşallah olur. Onun için hayır, ondan sonraki hamle genel müdürle gitmek herhalde. Başka yapacak bir şey yok. Ne bileyim. Evet, durum bundan ibaret. Evet, bu arada şimdi Atiksa'daki barajımızdaki su rezervimiz 42 milyon metreküp, %77.7 seviyesinde. İyi, Allah şükür. Bu sene güzel gidiyor. Fena değil. Umarım sonbaharda yağmurlar olur. Evet, bu arada da Ağustos'ta meclisimiz tatil, malumunuz. 59. Tuya Festival etkinliklerinde hazırlığı arkadaşlarımız, umarım programı sizlerle de paylaşırız. Tuya Festivali'nde arzu ettiğiniz etkinliklere hepinizi tabiatıyla bekliyoruz. Bu arada 3 kişiye teşekkürüm var. Bir tanesi Ulu Hava Süt Ürünleri'nin sahibi Sayın Mehmet Akif Hut. Diğeri Alttaş'ın, yani bizim temizlik işlerini yapan firmanın patronu Şeref Bülbül. Üçüncüsü de Doğanlar Mobilya. Niye bu teşekkür ettik? Biliyorsunuz bu hayvan barınağıyla ilgili çalışma yapıyoruz, onun iyileşmesi için. Mehmet Akif Hut hemogram cihazı satın alıyor. Hemogram cihazı çok önemli bir cihazmış. Ben de yeni öğrendim. Röntgenden daha önemliymiş. Bu işten anlayanlar belki bilir. Çünkü işte bir herhangi bir operasyon yapmadan önce hayvanın şeyini tahlil, kan tahlilleri falan yapılıyormuş. Bu ciddi bir rakam. Ona teşekkür ettik. Onlara yazdık, bu dostlarımıza, ve onlar bize şey yaptı, ilgi gösterdi. Teşekkür ediyoruz. Şeref Bey 12 tane kedi tedavi kafesi satın aldı. Kedilerimizi o kafeslerde tedavi edeceğiz. Doğanlar Mobilyamızda konuk kabul odamız yaptık. Yani barınağa girdiğimizde hiç olmasa bir insanlar geldiğinde oturacağı bir düzgün mekan olsun diye onlar da oranın kabul odasını yaptılar. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Diğer iş adamlarımızdan da diğer eksiklerimizin giderilmesi noktasında desteklerini beklediğimizi ifade ediyoruz. Evet, son olarak da biliyorsunuz bu hafta sonu Kurban Bayramımız. Kurban yerimizle ilgili çalışmalarımız tamam. Bugün en son denetlemeyi geçirdik. Herhangi bir sıkıntı olmadığını tespit edildi. Bir heyet var. O heyet inceledi. Kurban kesimine hazırız. Çarşamba günü mü açıyoruz? Şu anda açılmış durumda. Açılmış. Ha, bugünden itibaren denetim olduğu için değil mi? Açıldı. Tamam. Alabilenler inşallah kesebilecek. Alamayanlar da kesenlerden bekleyecek. Yapacak bir şey yok. Evet. Allah kabul etsin kesenlere şimdiden. Bayramınız kutlu olsun. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Buyurun efendim. Söz sizde. Ben çay içeyim artık, bu kadar konuştum. Buyurun. Buyurun.
Şu anda iki kişi ancak konuşabilecek. Pardon, buradan Barış Bey Okbek buyurun. Erdal Bey'in mahkemesi bitmemiş. Mazereti var. Bursa'da ani bir şey çıkmış. Bir problem. Onun için telefon etti. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, çok değerli hazirin, çok kıymetli Çanakkale halkı, hepinizi AK Parti grubu olarak saygıyla selamlıyoruz. Biz genel gündem dışı konuşmamıza genelde yeri geldiğinde de ifade ediyoruz. Şehrimiz kendi ölçeğindeki şehirlerle kıyaslandığında yatırım anlamında şanslı bir şehir. Ve gündem dışı konuşmalarımızda da hep bir açılışın, planlamanın ya da bir yatırımın haberini veriyoruz. Temmuz ayı için haberini vermek istediğim yatırım da Ayvacık Küçükkuyu tünelleri. Ağustos ayında meclisin oturumu olmayacağı için şimdiden onunla ilgili bir bilgiyi kamuoyuyla ve meclisimizle paylaşmak istiyorum. 2016 yılında başlanan Ayvacık Küçükkuyu tünelleri Ağustos ayında büyük ihtimalle açılacak. Bütün son işlemler bitti. Aydınlatma ve temizleme işlerinin yapıldığını öğrendik. 6 kilometre uzunluğunda 2 tüp tünel şeklinde olacak. Böylece Ayvacık Küçükkuyu arası normalde 12 kilometre 150 metreyken 9 kilometre 630 kilometreye inecek. 2,5-3'e yakın bir kısalma olacak ama hepimizin bildiği üzere orası coğrafya anlamında zor bir yerdi. Konvoya takıldığımızda o mesafeyi 45-50 dakikada alıyorduk. Bu durumda sadece 5 dakikada Ayvacık'tan Küçükkuyu deniz kenarına inmiş olacağız. Bu yatırım daha önce Mart ayında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açmıştık. Yani Avrupa'dan Asya'ya geçişi 5 dakikaya indirmiştik. Geçişten sonraki Ege ve Akdeniz açılışı da bu tünelleri bir kapı sayarsak 6 dakikaya indirerek gerçekten bu bölgede yola revan olan herkesin yolunu kısaltan, konfor sunan yatırımlar olarak bölgemize katkı sağlamıştır. Tabii ulaşımın kolay olduğu bir geçiş hattı haline geldik. Lojistik merkezi haline geliyoruz. Bunu destekleyecek olan üretim ve istihdamla ilgili de orada hızla ilerleyen Ezine OSB'miz var. Ezine OSB'mizle ilgili de bilgi vereyim. 160 tane stadyum büyüklüğündeki alanda 91 parselde 52 tane fabrika yapılacak. Tüm parseller sahibini buldu. 8 tane fabrikanın temeli atıldı. 2023 sonuna doğru da %80 faaliyete girmesi bekleniyor. 80 kişilik bir istihdam öngörülüyor. En güzel de buna en çok söylemekten mutlu olacağım şey de istihdamda %65 kadın kotasında olmasında çok önemsediğim çok güzel bir haberi buradan vermek istiyorum. Bu yatırımlar, bu vizyon projeler, vizyon kent olma yolunda şehrimizin gelişmesine katkı sunan yatırımlar. Hepsiyle ilgili emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Pozitif gündemimize devam edelim. Çanakkale Belediyesi ile devam edelim. Önce bir hatırlatma yaparak bir konuda fikrimi ifade etmek istiyorum. 2-3 ay önceydi bir gün videolu bir haberle sarsıldık. Hayvan belediyeye ait hayvan barınağında hayvanlar birbirini parçalamıştı. Ondan 2-3 gün sonra da zaten belediye meclisi vardı. Biz de mecliste bu konuyu gündeme getirdik. Eleştirilerimizi ilettik. Öneriler sunduk. Dedik ki işte orada ehil insanlar olmalı. Uzman kişiler bulunmalı. Fiziksel şartlar çok kötü. Çanakkale Belediyesi bu konuda profesyonel yardım almalı. Eleştirilerimizi, önerilerimizi sunduk ve sonrasında da Sayın Başkan'ı hayvanseverler olarak bu konunun sorumluluğunu almaya ve bu konuda içimizi rahatlatacak çalışmalar için ricada bulunduk. Ve ilk izliyor olacağız dedik. Biz dedik de o iki ayın sonunda Sayın Başkan biz bunları burada ifade ettiğimizde siz bizi şov yapmakla suçladınız ama ilk o şovu yapmışız. İzlediğimizde gördük ki bizim bütün taleplerimizi de önerilerimizi başkanımız üzerinden geçmiş ve ilk kişi olarak da gerçekten merhametine, disipline ve hayvan sevgisini takdir ettiğimiz Sevil Hanım'ı o işin başına koymuş. Onu duyunca hayvanseverler olarak bizim içimiz biraz rahatladı. Sonrasında seçim meclisler boyunca siz bilgi verdiniz. İstanbul'dan veterinerler geldi dediniz. Muhtemelen onlar da raporlama ve teknik destek sağladı. Yeni araç aldınız. Geçen ay iki tane veteriner genç arkadaşımızın kadrosunu söylediniz. 11 Haziran'da da Morpati Derneği Facebook sayfasında hayvan barınağımızla ilgili çektiği videoyu paylaştı. Gerçekten geçmişe oranla göreceli olarak bir iyileşme var. Taleplerimizi ve eleştirilerimizi, taleplerimizi, önerilerimizi dikkate alıp üzerine gittiğiniz için ben teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Gerçekten o şov işe yaramış. Demek ki şova devam edelim istiyoruz. Şimdi eleştireceğim bir konuya geleceğim. Ulaşım, Çanakkale Ulaşım Hizmetleri ile ilgili
eleştirisel ve önerisel fikirlerimizi ifade edeceğiz. Ulaşım Çanakkale Belediye, ulaşım şöyle ifade edeyim. Şehirler değerlendirilirken belediyecilik hizmetleri, böyle kendi aramızda şu şehir böyle, bu şehir böyle derken, genelde deriz ki yollar güzel, çok temiz bir şehir, çok güzel tesisleri var falan deriz. Ulaşım çok güzel demeyiz. Çünkü ulaşım belediyelerin çok da zor olmayan asli görevidir ve bir şekilde hallolur. Yani ulaşımın sorumluluğu olması bizim ölçeğimiz gibi bir şehirde gündem değildir. Ama maalesef Çanakkale şehrinde yıllara sahip bir şekilde dışarıda insanların, öğrencilerin, bizim meclis ortamında ulaşımdan şikayetlerimiz hep devam ediyor. Eli bitmiyor. Bir tespit yapayım. Çanakkale'de toplu ulaşımı kullanan insanlar her gün evden ya da yurttan çıktığında bir Survivor'a hazırlanıyor. Yol boyunca hep birlikte çıkalım bir öğrenci olarak. Durağa gittik, otobüs gelecek mi? Tarifeye uyulacak mı? Gelen otobüste klima çalışacak mı? Şoför dolu mu? Beni alacak mı? Araba dolu mu? İşte 3 kilometrelik yolu bir saatten önce gidebilecek miyim? Falan filan. Ondan sonra geçen hafta bir şey oldu, öyle bir şey oldu ki bu olmaz dedikken o da oldu. Güzel yoldan kalkan otobüs Kepez'de durdu. Çünkü mazotu bitmiş. Bunu da yaşadık. Yani siz geçen mecliste Covid ile ilgili Sağlık Bakanlığı dökülüyor dediniz. Çoğu insan da garibine gitmiş. Dökülme sıfatını kullanacaksak Ulaşım Müdürlüğü dökülüyor Sayın Başkan. Buradan size bunu ihbar ediyorum ve bu konuda nasıl barınakla ilgili serzenişlerimizi dikkate aldınız. Bu konuda masaya yatırılmasını ve ulaşımın artık bizler için toplu taşımayı kullanan Çanakkale için dert olmaktan çıkıp bir sarsılıp yeni düzenlemelerle konforlu hale gelmesi talebimizi iletmek istiyoruz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, pardon. Kredi konusuyla ilgili bir şeyler sizin söylemenize ait bir sorum olacak. Siz kasıtlı olarak verilmediğini mi düşünüyorsunuz? Çünkü daha önce krediler kullandınız. Hayır. Öyle bir şey yok. Krediyi verdi İller Bankası verdi. Adımızda mektup var. Yok, zaten işinizden bu bankası itibariyle ben olaya yaklaşıyorum. Yani niye o bankalar herkese veriyorlar da bol bulamaç, biz niye alamıyoruz anlamında söylüyorum. Şu an herkese verilen bir ortam olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani herhalde, çünkü yazılıyor abi de işte konuta şu kadar kredi, 2 milyona kadar bilmem ne. Yani Çanakkale Belediyesi'nin talepleri... Mesela şunu, pardon, özür dilerim. Mesela kamu bankaları bildiğim kadarıyla belli bir limitin üzerinde faiz arttıramıyor. Yanılmıyorsa %17 mi, 17,5 mi, o kadar verebiliyor. Ama onları da herkese vermiyorlar. Yani belediyenin dışında konuşuyorum, yani özel sektör itibariyle konuşuyorum. Herkese vermiyorlar. Böyle bir takım ona var diyor, ötekine yok diyor. Böyle bir garip bir ortam var. Biz de bu arada gürültüye gidiyoruz. Yani adam kasten yapmasa bile bu konuda bize şimdi vermeye kalsa bu şeyde başka yere veremeyecek. Halbuki ben de diyorum ki elimde kamu mektubu olan bir kuruma, Çanakkale Belediyesi olur, bilmem neresi belediyesi olur, kamu bankalarının birinin görevlendirilmesi lazım. Ya versin o. Yani sonuç itibariyle bunlara sermayeyi kim veriyor? Devlet veriyor. Değil mi? Devletin sermayesi. Bizim bankada, bizim mesela İller Bankası devletin bankası değil, İller Bankası tabii devlet gene katkı veriyor mutlaka ama bizim en azından sermaye koyuyoruz, mesela diğerlerine koymuyoruz, onlar ama devletten kaynak alıyor. Biliyorsunuz bu bir sürü laf dolaşıyor, işte şöyle olmuş böyle olmuş. Yani benim anlatamıyorum da yani derdimi, niye ilgilenmiyorlar, niye vermiyorlar, niçin atlara para, yani 1,5 trilyon istesek anlayacağım. Yani sonrası 15 milyon lira mektup karşısında bir şey istiyorum. Yetmeyecek de yani üstelik. Çünkü ne olacak biliyor musunuz? Sıkıntı şu. Şimdi biz bu yetmeyecek diyoruz. Şimdi İller Bankası'nın kapısını çalıyoruz. Ya kardeşim elinde mektup var diyor. Mektup. Ne yapayım ben mektubu? Müteahhide veremiyorum ki mektubu. Müteahhide versem, al kardeşim mektubu desem, sen git başını çaresen ortaya, olmuyor. Dolayısıyla İller Bankası'ndan ilave bir şey talep etme hakkım yok şu anda. Çünkü adam diyor ki kardeşim senin de 15 bin lira mektup var. Önce bunu çöz diyor. Şeye gittik. Özel bankayla görüşüyoruz. Görüştük. Son çare zaten oraya gideceğiz. Ama çok fahiş fiyatlar yani. Bunlar evet. Peki. Teşekkür ederim. Buyurun.
Başkan, teşekkür ediyorum. Kıymetli meclis üyelerim, kıymetli belediye çalışanlarımız. Ülkenin içinde bulunduğu kötü ekonomik koşullara rağmen en büyük sorunumuz olan enflasyon ile mücadele etmek bir kenara, yokmuş gibi davranılan bir ayı daha geride bıraktık. Gıda enflasyonumuz neredeyse %100'e dayandı. Yolsuzluğu, yoksulluğu ve yasakları kaldırmak için iktidara gelen bir partinin 20 sene sonraki hali, yolsuzluk zirvede, yoksulluk yandaş olmayan vatandaşın tenceresinde, yasaklarsa her an her noktada. Türkiye'de güven ortamı neredeyse hiç yok. Ama zaten güven ortamının ekonomide gerekli olduğunu düşünen de yok. Ülkenin risk primi 850'lere dayanmış durumda. Ülkede yatırım yapmasını beklediğimiz yatırımcı için tam bir kaos var. Şu kadar dolar tutarsan bu kadar kredi alamazsın. Şu kadar dolar alırsan bu kadar komisyon verirsin. Şöyle yaparsan böyle yaparsın gibi bilmem kaç bilinmeyenli denklemle uğraşıyor yatırımcı. Halbuki biz bu yatırımcıyı dünya standartındaki rakipleriyle nasıl mücadele etmesi gerekiyorsa o konuya odaklanmasını için fokuslamamız gerekiyor. Ama maalesef ki biz bu arkadaşlara bilmem kaç bilinmeyen denklemlere sokuyoruz. Peki durum ne? Durum şu, maalesef ki bu ülkede sabit gelirlinin en büyük sorunu enflasyonla mücadele edilmiyor. Son bir ayda ne yaptık? Bu ülkede yatırımcıya yol çizecek bir projeksiyon da çizilmiyor. Bugün bu ülkenin kendi bankaları bile, Sayın Başkan aslında biraz önce onu söylemek istiyor. Bu ülkenin kendi kamu bankaları bile devletinin, ekonomi yönetiminin çizdiği projeksiyona güvenmiyor ki uzun vadeli kredi vermiyor. Kıymetli arkadaşlarım, sorun şu. Sorun bizim sebepleri düzeltmek yerine sonuçları düzeltmeye çalışmamız. Bu gidişat kötüdür. Umarım biz yanılırız ama düzeltmemiz de bu anlayışla mümkün değildir. Burada bir parantez açmak istiyorum. Daha önceden meclisimizde bu gibi konuları konuştuğumuzda genel politikaya çok girildiği ile ilgili bazı eleştiriler olmuştu. Ki kısmen bu eleştiriye ben de katılıyorum ki konuşmalarımızı olabildiğince kısa, genel politika ve uzun bir şekilde şehrin gündemi şeklinde planlamaya çalışıyoruz. Fakat ekonomi genel bir politika değildir arkadaşlar. Ekonomi bu şehirdeki her vatandaşın cebine dokunuyor. Ne demek istiyorum? Şöyle örnek vereyim. Sayın Başkan, doğrudan size bir ricamız olacak. Vatandaşlarımızdan aldığımız bir şikayeti size iletmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere 10 yıl ve üzeri mekanik sayaçların ön ödemeyle, akıllı sayaçlarla değişimiyle ilgili bir meclis kararımız var. Hep birlikte aldık bu kararı. Fakat mevcut ekonomik koşulların çok ama çok zorlaştığı şu günlerde vatandaşlarımız bu hususta çok zorlanıyorlar. Ve bize her geçen gün inanın sosyal medyadan, inanın il başkanlığımızın kapısını çalarak her gün birçok şikayette geliyorlar, zorlandıklarını ifade ediyorlar. Belediyemizin bu husustaki kararlılığını ve isteğini takdir ediyoruz ve biliyoruz. Fakat bu zor dönemde acaba bu konuda biraz kolaylık sağlayabilir miyiz? Düzenli, aksatmadan faturasını ödeyenler, örneğin. Ya da ödeme kolaylığı sağlanabilir mi? O düzenli ödeyenlerin süresi uzatılabilir mi? Yani çözüm her neyse. Ben burada bir kişi değilim. Uzun arkadaşlar bunun bir çalışmasını yapsalar, tekrar meclise getirsek, şöyle bir süreliğine bu zor zamanlarda hani bir daha bir karar alsak da vatandaşın bu zor döneminde bir derdinden en azından kurtarmış olsak nasıl olur? Bizim İYİ Parti olarak gündeme almanızı rica ediyoruz. İsterseniz önerge olarak da verebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam, dikkate alacağız, inceleyeceğiz. Yani 10 yılı dolmuş mekanik sayaçların değiştirilmesi hususunda nasıl bir kolaylık yapılabilir? Efendim, bu biraz ötelenebilir mi? Evet. Yasal olarak ne yapılabilir? Hepsine bakabiliriz. Tabii ödeme kolaylıkları sanki daha bir pratik gibi gözüküyor. Olur, memnuniyetle. Not aldı arkadaşlar. Tamam. Bana hatırlatır arkadaşlar. Sayın Başkan, bir teşekkür etmek istiyorum. Ulaşım Müdürlüğümüz ve Ulaşım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız, Zabıta Müdürlüğümüz, geçtiğimiz ay bu ticari taksilerin denetlenmesiyle ilgili bir vatandaşımızın isteği üzerine bizim de gündeme almanızla ilgili size arz etmiştik. Bana ulaştılar, Ulaşım Müdürlüğümüzden bir de güzel bir sunum gönderdiler. Bunu yapmışlar, bu denetlemeleri, kılık, kıyafet ve de dışarıdan gelen araçların, yani Çanakkale Belediyesi'nin plaka vermediği araçların denetimi yapılmış.
Bunlarla ilgili tutanaklar da tutulmuş. Bana da görselleri de iletildi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de başta olmak üzere. Bu konunun sürekli hale getirilmesini, bir istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesini, hatta belki esnaf odasından da bir temsilciyle onu da katarak böyle devam ettirilmesini düşünüyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz bizim sesimize kulak verdiğiniz için. Diğer bir husus, değerli Çanakkale'liler, ambulans helikopterlerimiz bir süre sonra hizmet veremeyeceğiyle ilgili bir haber çıktı. Tabii siyasette şunu biz de öğreniyoruz, böyle haberler çıkıyor, sonrasında bir müdahale oluyor. İşte biz bu işi çözdük, merak etmeyin deniyor. İnşallah bu sıkıntılı süreçte böyle güzel bir haberle giderilir. Çünkü Çanakkale, özellikle iki adadaki vatandaşlarımız acil durumlarda bu hizmete çok ihtiyaç duyuyorlar. İnşallah çok yakın bir zamanda birileri bu işe dokunur da bu karar geri alınır diye düşünüyoruz. Geri alınmaya yazıldı. Geri alındı. Evet. Ben kaçırmışım o zaman. Olabilir, tamam. Çok çok güzel bir haber. Çok tamam. Mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Evet, devam edelim. Tamam. O zaman teşekkür ediyoruz kim düzelttiyse. Çok yani, sağ olun. Basın haberiyle vermiş olduk. Evet. Sayın Başkan, Bitroya Festivali'ne daha yaklaşıyoruz. İlk sene ekonomik şartlarla biz bu Troya Festivali'ni ertelerken de söz almıştık. Bu konuyla ilgili, bu festivalle ilgili fikrimizi belirtmiştik. Festivalin Çanakkale'de Çanakkale'lilere sunduğumuz kültürel bir hizmet olduğu gibi aynı zamanda ziyaretçi getiren, ekonomiye katkı sağlayan, çevre illerdeki vatandaşlarımızın da ilgisini çekecek bir program olarak planlanması gerektiğini söylemiştik. Bu fikrimizin de hala arkasındayız. Bu konuda dileğimiz, festivalin şehrimize ekonomik katkısının ne olduğunu, festivalden sonra işte Eylül olur, Ekim olur, meclisimize detaylı olarak bir fizibilite çalışması yapalım. Eğer ki beklenilen katkıyı yapamıyorsak da bir sonraki dönem için hep birlikte, paydaşlarla birlikte biz de meclis üyeleri olarak bu konuda fikir verelim. Bunu hayalimdekini söylüyorum, Edremit, Zeytinli'deki şöyle bir rock festivali gibi 200 bin kişi ağırlıyorlar dışarıdan. Veya Alaçatı'nın ot festivali gibi 1 milyon kişiyi ağırlıyorlar dışarıdan. Hani Truva'nın topraklarında adı da Troya olan bir festivale Sayın Başkan böyle bir şey yakışır diye düşünüyorum tüm dünyadan. O yüzden sizden ricam, bu konuda da şöyle bir bakışımızı değiştirelim istiyorum hep birlikte biz meclis üyeleri olarak. Bu konuyla ilgili de Eylül-Ekim gibi bir gündeme alırsak çok güzel olur. Kıymetli arkadaşlarım, 2019 Temmuz ayında şu kürsüye çıkmıştık. İyi Parti olarak dalış turizmiyle ilgili bir sunum yapmıştık. Bu hususta önerilerimizi de 7 ay öncesinde tüm meclis üyelerimize mail olarak bu raporu sunduk. Aldığımız haberlerden görüyoruz ki dalış noktalarına yabancı ziyaretçiler gelmeye başlamışlar. Bu beni çok mutlu etti, çok da heyecanlandırdı. Bu hususta belediye olarak hazırlık yapmamız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Reklam çalışması olur, teknelerin, teknik altyapılarının hazırlanması olur. Özel şirketlerin tanıtım kiosk noktalarının bugünden planlanması olur. Bu önerileri raporumuzda yazmıştık. Bu önerileri tekrardan gündeme getirmek istiyoruz. Bunu da Sayın Başkan, bu potansiyele karşı tepkisiz kalmama adına tek gündeminizi almanızı rica ediyoruz. Sayın Başkan, son bir husus. Biz biliyorsunuz İyi Parti olarak her mecliste elimizden geldiğince çalışarak bir proje üretmeye çalışıyoruz. Bugün de bu bir fikir üretmeye çalışıyoruz aslında. Proje de demeyelim. Bir fikir üretmeye çalışıyoruz. Bir fikir sunalım. Belki farklı bir düşünen olur, bir katkı sağlar. Bizim ürettiklerimiz çok doğrudur da demiyoruz ama bir farklı bir hava katmaya çalışıyoruz. Bugün de bizim önermek istediğimiz bir fikir var diyeyim. Bu fikir akaryakıt, hava kirliliği, trafik sıkışıklığı, hayat pahalılığı ve de bence en önemlisi sağlık. Nedir bu? Aslında biz bu çözümün kendisini önermiyoruz. Çözümün kendisinin adını hepimiz biliyoruz. Bisiklet kullanımı. Biz onu nasıl daha çok kullanılabilir kılarız? Bugün size onu önermek istiyoruz. Sayın Başkan, yakıtı olmadığından, hava kirliliği yaratmadığından, sürekli bakım vesaire gibi büyük problemler çıkarmadığından aslında bu bisiklet ve türevleri, şimdi bunların yanında biliyorsunuz bu skuterler, elektrikli araçlar var ama ben onların hepsine bisiklet diyeceğim müsaade ederseniz. Bu arkadaşları, bu taşıtları aslında kapitalizm pek sevmez.
Çünkü problem çıkarmıyor, para ödettirmiyor. Sağlık, sağlığınıza faydalı olduğu için bir de sizi hastaneye götürmüyor. Kapitalizmi sevmediği şeyi de biz İyi Parti olarak çok seviyoruz. O yüzden de bunu gündeme getirmek istiyoruz. Şimdi ne yapmak istiyoruz? Sorun şu, biz bisiklet kullanımını bisiklet severlerle nasıl arttırırız diye konuştuk. Onların bir sürü fikri var elbette ama bunların içerisinde en önemli olanlarından bir tanesini, daha sonrasında biz peyderpey bunları gene size sunacağız, bir tanesini bugün şöyle gündeme getirmek istiyoruz. Bisiklet severler bisikletlerini akşam güvenli bir yer koyacakları güvenli bir yer bulamıyorlar. Ya gidiyorlar bir duvara, bir direğe, bunu güvenli olmayan, güvenliği tartışılan bir tane zincirle bağlıyorlar ki aynı zamanda çok kötü bir görüntü oluşuyor. Ya da apartman boşluklarında en iyi ihtimalle sırtlarını alıp ikinci, üçüncü kattaki evlerini çıkarmaya çalışıyorlar. Sayın Başkan, biz burada öncelikle şunu öneriyoruz. Diyoruz ki yeni yapılacak binalara nasıl altına otopark şartı koyuyoruz? Her daireye belirli, uzmanı biz değiliz, gene uzman arkadaşlar yapsınlar. Bir bisiklet otoparkı şartı koyalım. İçinde şarj ünitesi de olsun, bu yeni nesle uygun olacak şekilde, bu skuterlara ya da elektrikli bisikletlere şarj edebileceğimiz şekilde. Ve bunu biz imar gündemimize getirsinler, biz de imar plan notlarına, inşallah teknik terimleri yanlış söylemiyorumdur, ekleyelim. Bu bir zorunluluk haline gelsin. Bisiklet otopark alanı ayıramayacak olanlar veya eski yapılar içinde biz belediye olarak bir proje başlatalım Sayın Başkan. Bu bir belirli alanlar yaratalım. Bu alanlarda kapalı, dış doğa şartlarından da koruyabileceğimiz ve de bu alanları vatandaşa makul bir ücret karşılığında kiralayıp gelir de elde edebileceğimiz bir model yaratalım. Bir iki tane bununla ilgili çalışmamız ve çizimimiz var. Size sunabiliriz meclis sonrasında. Bunu yap işlet devlet şekline de çevirebiliriz. Aynı zamanda bunu yaptığımız zaman böyle birkaç noktada pilot bölge belirleriz. Bunu yaparsak aynı zamanda o çirkin elektrik direklerine bağlanan görüntüyü de engellemiş olacağımızı düşünüyoruz. Güvenli alanlar yaratarak içlerinde araçlar için şarj noktaları da koyabileceğimiz şekilde bir çözüm ile bisiklet ve skuter kullanımını özendirelim. Önündeki zorlukları kaldıralım. Cazip kılalım istiyoruz Sayın Başkan. Biz bu noktada tekrardan dördüncüye söylüyorum. Bunu da gündemimize almanızı rica ediyorum. Arz ediyorum. Sevgili hemşerilerim, genç kardeşlerim, tüm herkesin çok zorlandığı, uykularımızın kaçtığı, hayal kuramadığımız, umutlarımızın tüketildiği zamanlar yaşadığımızın farkındayız. Elimizden geldiğince İyi Parti olarak sorunlarınızı dile getirmeye, onlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Umudunuzu yitirmeyin. Unutmayın, gecenin en karanlık olduğu an şafak sökmeden hemen önceki andır. Umutların yeşerdiği bir Türkiye'ye az kaldı diyoruz. Saygılarımla teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz bu detaylı sunumunuz için, bizde katkılarınız için. Evet, bisiklet parkı konusu güzel. İmar Müdürü, bunu not alalım. Yeni binalarda öncelikle şimdilik eski binaların, mahalle aralarının çözümü biraz zorlanabiliriz belki ama ona da bir bakmak lazım. Gerçi bisiklet şeylerimiz var ama sıkıntı olsun yine de bir, ama yeni binalarda çok doğru, yani bir alana hem teşvik etmek amaçlı bir park alanı haline ve şarj edilebilir bir aparatla beraber olmasında aynen katılıyorum. Konmaya başlandı zaten başkanım. Efendim? Konmaya başlandı. Konmaya başlamış müteahhitlerin yapıyor ama bunun mecburi kurmalı. Mecbur olurum. Bir yönetmeliğin bir tarafını yazmıyorum bunu. Teşekkür ederiz. Güzel. Evet, bu da iyi. Evet, bu dalış şeyiyle ilgili, yani bunu ya, turizmciler şey yaptığı için, ya ben bu konuda onun başkanlığı biliyorsunuz bunu şey yapıyor. Turizmciler yapıyor. Bununla ilgili bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Mesela biz billboardları falan bu bağlamda şey kullandırabiliriz, yani kullandırıyoruz. Ücretsiz kullandırırız yani tanıtım amaçlı. Bunun dışında ne yapılabilir bilemiyorum. Yani ben hani kendi kafamda şeyi oturtamadım. Yani onu tekrar görüşürüz. Böyle bir düşünceniz varsa onu bize özelde şey yaparsanız tekrar, yani şu anda zaman kaybetmemek adına onunla ilgili şey yaparız. Bu arada Asos açılacak dendi 1 Temmuz'da ama henüz açılmadı. Yakında açılacağını umuyorum. Bayramdan sonra değil mi? Öyle bir şey, hazırlık o yönde. Çünkü orası da önemli bir
turizm aksı Çanakkale için. Ben oradaki işletmecilerle konuştum bugün. Onlar şu anda tadilatlarını yapıyorlarmış, içeri sokmuşlar. Dediğim gibi o zaman bayram sonunda belki bir hareket başlayabilir diye düşünüyorum. Bu arada bugün beni ilk defa neydi? Çoku yok. Çok. Çok. Çok aşe. Çok aşe. Ziyaretçi genel müdürü Sayın Murat Benderli ve asistan hanımefendi ziyaret etti. Çok aşe neresi? Çanakkale Otoyol İşletmesi. Çanakkale Köprüsü Otoyol İşletmesi. Çak aşe. Bir şey unuttum şimdi. Çok çok. Çok çok iyiymiş. İyiden vazgeçmişler. İşletmeden dolayı iyisi de o. İşletme evet. Neyi söyledim? Şimdi köprü bitti. Tabii köprüyü yapanlar gitti. Yani müteahhitler şunlar bunlar hepsi gitti. Tabii köprünün işletmesi var. Şu anda 20 küsur yıl. Şey pardon 20 değil 12 yıl. 12 yıl pardon. 12 yıl işletmeliği. O işletmeyi yapacak olan firmanın genel müdürüyle yardımcısı geldi. Bilgi verdi işte. Yani bilgi verdi derken böyle bir şey olduğunda tanışma şeyle gelmiş. Ondan sonra yine aynı konsorsiyum o işletme şirketini kurmuşlar. Şu anda böyle bir şirket var. Lapseki'de konuşlanmışlar. Oradan otoyollar dahil efendim şey yapacaklar. Tabii köprümüzün biliyorsunuz iki eksiği var. Bir tanesi Kınalı Malkara arasındaki otoyolun tamamlanması. Diğeri de Lapseki Savaştepe'ye mi çıkacak, nereye çıkacak hatırlamıyorum şimdi. Oradaki otoyolun yapılması. çünkü buraya kadar geliyor tamam şeyden kolay da Malkara'dan sonra Malkara'ya kadar yapılması daha kolay. Çünkü arazi durumu müsait. Yani çok fazla dağ, tepe, bayır yok. Ama bu taraf tabii ciddi bir sıkıntı şimdilik. Bu mali durumdan dolayı da. Çünkü Çanlı, Yenice'yi ancak viyadük tünel olarak gelecek. Bunlar da çok ciddi tabii maliyetler olacak. Ama eninde sonunda olacak. O yapılmadan tabii köprünün bölümünü kılmak mümkün değil. Çünkü benim düşüncem şu, şöyle olmalı. Burası Avrupa-Asya geçiş güzergahı haline gelmesi lazım. Yani İstanbul tarafına, İstanbul'da durmayacak, yük indirmeyecek hiçbir ulaşım aracının buna yol verememesi lazım. Yani ta Asya dediğim Çin'den karayoluyla düşünün, İran'dan düşünün. Hani örnek olarak söylüyorum. Ve bu aks yani direkt buradan hemen çıkınca İpsala, Kapıkule ya da Hamza Bey şey var Kırklareli'nde oraya gitmeli. Çünkü İstanbul bu yükü kaldırması mümkün değil. Zaten kaldıramıyor da iyice. Kuzey otoyolu bile kalabalıklaştı. Kuzey var ya en son böyle Yavuz Sultan Köprüsü'nden bile geçiş bayağı kalabalıklaştı. Umarım bu yol yapılırsa o zaman bu köprü verimli hale gelecek. Yoksa şu an itibariyle köprü verimsiz tabii çalışıyor. Ben diyorum oradan geldim. Pazar günü dönüş olmasına rağmen insanların bir kısmı köprüyü geçmiyor 200 TL vermemek için. Gemiyle geçiyor sonra otoyola gidiyor. 75 lira. Ya orada bir şey var, handikap var burada. Ama sonuç itibariyle bunlar yapılırsa tabii buradan Edremit'teki tünellerin açılması önemli tabii. O da bir an önce bitiyor. İşte bitecek Ağustos'ta ben de gazetede oldum. Siz de söylediniz. Fakat o çözüm değil. Çünkü yazın hele yazın o tünelden indik aşağıya küçük kuyuya geldik. Selamun aleyküm. Yoğunluk. Trafik işi de oluyor. Yani iki şeritli yol orası. Ya yani otoyol değil ki orası. İki şeritli bildiğiniz yol. Her taraf konut, her taraf şey. Efendim.
şehir için yani Çanakkale Kek Pazarası gibi bir yol neredeyse. Onun için umarım bir an önce bu imkan doğar, buradaki otoyol yapılır. Oradaki o geçit ama en azından riski azalttı. Çünkü o bayırlar çok kötüydü. Yani büyük risk taşıyordu. Artık kalabalık taştı çünkü iyice. Tünellerin tabii o şeyler, tehlikeli şeyler girmeyecek herhalde araçlar. Ama olsun yani en azından bir kolaylık sağlar diye düşünüyorum. Evet, peki teşekkür ederim. Pardon. Buyurun, rica ederim. Lütfen konuşursanız. Teşekkür ederim. Evet, köprüyle ilgili ben sözünüzü tamamlamak açısından. Dediğiniz gibi Lapseki Balıkesir hattı tamamlanırsa bir an önce hem Çanakkale'nin trafik yükü de azalacak. Çünkü kesinlikle köprüden gelenler buradan geçiyor gidiyor İzmir'e şu anda. Bir de tabii ki Edirne Ege'ye kısa yolda en kısa şekilde bağlanacak. Yani bu çok önemli aslında dediğiniz çok gibi. Çok önemli. O hattın yapılması. Evet. Bir de ben bir iki şey daha ilave etmek istiyorum. Buyurun, tabii. Söz gelmişken. 3 Temmuz 1918 önemli bir tarih. Atatürk'ün Samsun'a çıkmadan önce Fenerbahçe kulübünü ziyaret ettiği ve hatıra defterine yazı yazdığı bir tarih. 3 Temmuz önemli. Tabii ki burada tüm takımlarımızın Kurtuluş Savaşı'na katkıları var ama Fenerbahçe'nin özel bir yeri var o zaman. Fenerbahçe kulübünün bulunduğu yerde Anadolu'ya, Kuvayi Milliye'ye silah sevkiyatı açısından çok önemli çalışmalar yapılmış ve Kurtuluş Savaşı'nda da çok önemli katkıları olmuştur. Bu kulübün ve o zamanki yöneticilerinin, kulübe gönül verenlerin, diğer kulüplerinde muhakkak. Bu açıdan ben Büyük Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nda katkıda bulunan şehit olmuş değerli vatandaşlarımı bir daha anıyorum. Minnet ve şükranla anıyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Buyurun. Sıra burası istemiştim. Sonra evet. Ben görüyorum sizleri onun için. Kusura bakmayın. Evet. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli basın mensupları ve kent halkını sevgi saygıyla selamlıyorum. Yine 2 Temmuz'u hüzünlü bir şekilde aldık. Tam 29 yıl oldu bu katliamın yapılmasına ve buna göz yumarak çanak tutulmasına. 2 Temmuz 1993 tarihi ülkemiz için utanç ve bir kara lekedir. Bunu savunan insan değil canidir. Göz göre göre gençler, aydınlar, çoluk çocuk canice yakılarak katledilmiştir. Muhlis Akarsu, Nesim İçimen, Metin Altı Ok, Hasret Gültekin, Edibe Sulari gibi bu dünyaya mal olmuş sanatçılarımızı koruyamadığımız gibi bir de yakarak katlettiler. Yazıklar olsun utançla yaşayanlara. Dönemin başbakanı olan ünlü ekonomik zat, çok şükür otel dışında halkımız bir zarar görmemiştir diye bir beyanı vardır. Bu beyan halen kulaklarımızda, unutmadık. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış hükümlü Ahmet Turan Kılıç affedildi. Bu zatı affedenle bu katliama çanak tutanlar aynı zihniyettedir. Çünkü Sivas Dağası'nın zaman aşımından düşmesiyle ilgili dönemin başbakanlığı milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun dediğini unutmadık, unutmayacağız. İnsanlık suçlarında zaman aşımı işlemez diye beyanı bulunan dönemin Adalet Bakanı şu anda da aynı görevde devam etmektedir. Ne yazıktır ki bu zihniyete sahip olan katliam yapanlar ve insan yakanları savunanlar bunundan mükafatını aldılar. Kimileri vekil, kimileri bakan, kimileri de bürokrasinin üst kademelerinde 3-5 maaş görevlerine devam etmektedir. 3-5 maaşla. Bu insanlık suçu Sivas, Çorum, Maraş, Malatya, Gazi ve Gezi olaylarında devam etmiştir. Sivas'ın ismi 4 Eylül ile 11 Eylül 1919 Sivas Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna anılırken 2 Temmuz 1993'te
insan yakan, canik ve katliamla tüm dünyada katil gözüne bakılan bir şekilde anılmaktadır. Çok kötü ve rezil bir durumdadır. Bu rezalete esefle kınıyorum. İnşallah adalet bir gün yerini bulacaktır. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstün olduğunu inşallah bizim iktidarımıza yakın bir zamanda göreceğiz. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Buyurun Özlem Bey. Sayın Başkan, değerli meclisiyeleri, öncelikle Temin Esra'nın güzel yalı otobüsü yolda mazotsuz kaldı dediği şey asılsız bir şeydir. Araç arıza yapmıştır ve yerine araç gönderilmiştir. Yani araç da arıza yapabilir, bu şekilde şeyler de olabilir, mazotu da bitebilir. Demek ki kaç yıldan beri çalışıyor bu adamlar, demek ki bir defa denk geldi, öyle bir şey olmuş. Ulaşım Müdürlüğü'nde zaten bu kooperatifteki arkadaşlar ne şartlar altında çalıştığını biliyoruz. Yani mazotun çok şey olması, keşke onlar çok para kazansalar da önceki dönemlerdeki gibi bir araba yerine iki araba çıkar. Sana yolda kimse kalmasın. Otobüsü de 50 lira koyuldu acaba? Ondan mı orada kaldı acaba? Ama işte ben öğrendim, aldım bilgiye göre bu otobüs evet, arıza yapıp yolda kaldı. Olabilir, olabilir. Şimdi askeri ücret 5500 lira oldu biliyorsunuz. Evet. Emekliler de bizler %42 herhalde zam aldık. Aldık mı? Öyle söyleniyor. Bakan da bugün şeyi söyledi, açlık sınırımızın 3600 liranın 4000 arasındamış herhalde verilere. Yok, bakanın söylediği şeye göre açlık sınırının üstüne de çıktık. Bu arada şey olarak. Doğru. Herhalde diyorum ben, seçimlere yakın herhalde bu TÜİK yöneticileri büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanı kandırdıkları için hapis cezası alabilirler diyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı son şeye göre zammını yapacak. Diyecek ki bu TÜİK üyeleri bizi bugünkü olduğu gibi kandırdı diyecek. Bu TÜİK üyeleri de büyük bir ihtimalle FETÖ gibi ya kaçacaklar ya içeri atılacaklar. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim Ercan Bey. Sayın Başkan, değerli meclisçileri, herkese saygıyla selamlıyorum. Burak arkadaşımıza bir ekleme yapmak istiyorum. Çok güzel önerilerde bulundu. Evet. Yalnız şimdi şöyle bir sorun var orada. Şehir içindeki yaşamı, trafiği arabalara göre dizayn ettiğinizde bu sorunların hiçbirini çözemeyiz. 5 metrelik teneke kutularla geziyoruz şehir içinde. Yani Avrupa'da gezdiğiniz araçlara teneke kutular diyorlar artık. Şehir içi trafiğini araç trafiğinden arındırmadıktan sonra bisikletli ulaşımı yeterince verimli kullanamıyoruz maalesef. Buradan da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bundan yaklaşık 4 yıl önce, o zaman ben Kent Konseyi'ndeydim. Avrupa'da SODEV Vakfı'nın temsilcileri gelmişti. Orada bu konu konuşuldu. Trafik sorununu Avrupa nasıl halletmiş? Onu anlattılar bir yarım saat, bir saat. Önce otopark fiyatlarıyla başladık dedi. Şehri otomobilsizleştirmeye otopark fiyatlarını 10 katına çıkarmışlardır. Bence gerçekçi ve olumlu bir adım atmak istiyorsak buradan başlayabiliriz. Bu otopark fiyatını arttırmıyoruz değil mi? Mazot fiyatını arttırıyoruz. Şimdi o da büyük bir fırsat tabii. O da fırsat. Şimdi ben bakıyorum bütün meclis üyelerimizin arabaları, 5 metrelik arabaları kapının önünde. Şimdi yürüme mesafesindeki yere bile arabalarımızla gelmişiz. Yani önce kendi belediyemizden, önce kendimizden başlamakta fayda var diyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bir de şu var, ulaşım sorunundan bahsetti. Bakın Esra Hanım, ulaşım, sağlık, eğitim, barınma hakkı, bunların hepsi bir zamanlar, yani ben 1969 doğumluyum, 1980'li yılları yaşamış bir insan olarak bunların hepsi kamusal hizmetti. Sağlığı piyasaya düşürdünüz, eğitimi piyasaya düşürdünüz. Anaokullarda bile devletin anaokulları vardı. Bugün eğitim almak için
normal bir ortaokul, lise eğitimi almak için aileler yılda 100 bin lira, 150 bin lira para ödüyorlar. Parası olmayan insanlar eğitim hakkından mahsur kalıyor. Bunlara eğilelim. Ulaşım sorunu yapısal bir sorun. Şimdi Ulaşım Komisyonu Başkanı olarak 15 günde bir toplanıyoruz. Ama siz mazottan alınan, benzinden alınan ÖTV'deki o ÖTV'yi indirmedikten sonra bu sorunun hallolması mümkün değil. Yatları olanlardan %1 KDV alıyorsunuz. Ulaşım hizmet, en azından kamu hizmetlerinde satılan akaryakıt fiyatlarında bu ÖTV'yi düşürmenizi talep ediyor insanlarımız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, ben teşekkür ederim. Buyurun. Bir cümle kuracağım. Yani Sayın Hocam, niye 40 liradan su getirdiniz Acıment Bey? Ulaşım hizmetleri birimi var belediyenin. Bu cairaların içinde toplu ulaşımı sağlar. Bizi ulaşılamayan, dertleri dinlemeyen ulaşım hizmetlerimiz ulaştıramıyor da. Bu konu belediye noktasındadır. Bununla ilgili... Herkes yürüyerek gidiyor doğru şehirde. Hiç otobüs, kimse kullanamıyor otobüsler, haklısınız. Ulaşım hizmetleri konusunda çok mağdur bir şehiriz. İnsanlar da bunu getiriyor. Bunlar sizin o anlattığınız hikayelerle de bu sorun yani gerekçelenmiş olmuyor. Atla dere değil yani ulaşım. Bir de Sayın Başkan, siz geçen de canlı yayına katıldınız Sayın Er'in yayınına. Oturdum dinledim bitene kadar, notlarımı da aldım. Yeri geldikçe de atıfta bulunacağım. 30-35 aracı kontrol edemeyen Ulaşım Müdürlüğü raylı sistemi nasıl yapacak? Siz raylı sistemi söylemeye başlayalı 24 dönemde raylı sistem diyorsunuz ki benim hatırladığım İsmail Yüzay'ındı. Esenler'e... Ben hiç demedim. Hiçbir şeyde raylı sistem demedim. Ben 20 yıldır belediye başkanı yapıyorum. Bir tane raylı sistem dediğim bir tane şey yapın, ben özür dileyeceğim. Ben tam tersine ilk göreve geldiğimden beri, ki İsmail Özay'dan bana bu şeydir, yani devretmiştir. Biz raylı sistemle ilgili araştırma yaptık. Şeyleri çağırdık, uzmanları çağırdık ve dediler ki, raylı sistemi yapılabilir, yapabilirsiniz. Sonuçta güzergahlar bellidir, yollar bellidir ama işletmesini yapamazsınız. Niye? Çünkü yeteri kadar nüfus yok. Yani belli bir sayıda buna binen olması lazım. Çünkü Çanakkale'nin nüfusu 300 bin, 250-300 bini bunu takdirde o zaman düşünebilirsiniz dedi. Ben yıllarca aynı şeyi söyledim, hiçbir tek günde raylı sistemi yapacağım diye bir vaat kitapçığında bile veremezsiniz. O düzeltelim onu. Öyle diyorsunuz öyledir ama hayır. Sanki ben gördüğüm gibi yalnız kitapçıkları başta... Bakın benim vaat kitapçıklarım gidiyor. Hepsinin içine bakın. Öyleyse değil mi Sayın Başkan, iddia etmem. Tabii ki doğruyu söylüyorsunuzdur ama raylı sistem konusu İsmail Özay'dan gelen bir konu. Aynen. Artık vaadin yaşı geçti yani yaşlandı. Dediğim gibi... Vaat başka... yok. Bakın bir şeyi bazen anlaşamıyoruz sizinle. Öyle bir cümle kuruyorsunuz ki niteleyen böyle şey yapan ne denir ona? Sizin dediğiniz doğrumuş algılansın diye. Biz ne İsmail Özay ne ben raylı sistem yapacağız diye bir taahhüdümüz yok. Ama raylı sistemle ilgili arayışımız var. İsmail Bey'in de vardı, benim de oldu ve bu konuyla ilgili uzmanları çağırdık ve o uzmanlar bize bunu söyledi. Bunu bir kere vatandaş bilsin. Yani siz söylediniz söylediniz yapamadınız. Hayır, biz söylemedik. Siz önce söylemek istiyorsanız şu treni yapın Çanakkale. Yapılıyor. Hani ne zaman? Yapılır. Nerede yapılıyor? Siz raylı sistem demedin. Nerede yapılıyor? Onun için ben raylı sistem demedim, konuyu kapatalım. Evet. Tamam. Bu başka. Teşekkür ederim. Küçük bir nokta daha var. Atamız Fenerbahçe Kulübü'nü 3 Mayıs 1918'de ziyaret etmiştir. Ve o kulüple de 3 Temmuz başlıyor. Ne oldu Fenerbahçe'ye geldik ya? Bu kucağı mı fazla Fenerbahçe'ye? Bir dakika. 3 Mayıs 1918'dir o ziyaret. Zaten ortalıkta bir çelik dolaşıp duruyor. Ortalığı karıştı mı? Defterinde Fenerbahçe Kulübü'ne edebi muvaffakiyetler dilemiştir. Sonsuz sözler dilemiştir. Yani 3 Temmuz Fethullahçı terör örgütünü Fenerbahçe'nin duvarına çarptığı tarihtir efendim. Saygılar. Bravo, tebrik ediyorum. Buyurun, buyurun. Burak Bey'in önerileri gerçekten çok güzeldi biraz önce. Bir dakika. Evet. Burak Bey'in önerileri çok güzeldi bisiklet konusunda. Benim de özellikle motosikletlerin park sorunuyla ilgili olarak dikkati çekmek istedim. Biliyorsunuz kentimizin en güzel noktalarından bir tanesi Saat Kulemiz. Evet. Onun olduğu yerde her
seferinde geçerken içlerimiz açıyor. Ben yani orayı motosiklet parkı gibi görüyorum. Biliyorsunuz sizler de yurt dışına çıkıyorsunuz. Şehirlerin en güzel noktaları kent meydanlarıdır. O meydanın motosikletlerden bir an önce arınmasını diliyorum. Çünkü hem turizm şehri diyoruz ama saat kulemizin önünde güzel fotoğraf çekmek için kareye sağlayamıyoruz. Bu noktada evet, da hassasiyetimiz bekliyoruz. Tabii, onun için belediyelere kent trafik yetkisi verilmesi lazım. Ben o motorları kaldıramıyorum. Kaldıramam. Yasal olarak yetim yok. Avukatlar bilir bu konuyu. Hiçbir motorlu araca elimi süremem. Hiçbir motorlu araca. Yani kaldırımın tek göbeğine otomobilinizi koyun, ben elleyemem. Ancak trafik polisi elleyemem. Bunu, evet buyurun, siz bir şey söyleyeceksiniz galiba. Evet. Küçük bir ilave, öyle bir düzenlersiniz ki o motorlar oraya giremez. Çıkaramayabilirsiniz ama girmesini engelleyebilirsiniz. Ama düzenlemeyle çözülebilir. Olabilir ama bu noktada ne yapmanız lazım? O zaman şeyle kapatmanız lazım. O da olabilir. Yani onu da bir düzenleyebiliriz ama onlara tabii başka noktalarda yer bulmak lazım. O alanda. Çünkü onlar bir de onlar ticari şahısların da değil. Onun için hiç yok çoğu. Oradaki şeyleri, kuryeler. Kuryeler. Ya onlara özel bir yer yapacağız ki o alanda nereye yapacağız ki? Yaptığımız mesela şey var. Sayın Başkan. Üç noktada var ama yetmiyor. Üç noktada var. Özel diyorsunuz, özel kuryeler diyorsunuz. Evet. Kendi firma sahipleri tarafından onların aynen, oradan çekilmesi lazım. Aynen. Turizm şehri diyoruz. İşte kısıtlarsanız belki...
mutluluklarını görün. İnşallah imkanını ben kıyarım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Why not? Ha? İnşallah dedi. İki tane ya. Büyüğü değil bile. Doğru, hiç önemli. Tamam. Sayın Başkan, mesajlar alındı. Alındı. Teşekkür ederim. Evet. Peki, değerli meclis üyeleri, 3. gündem maddemizde daha ediyoruz. Kat karşılığı ihale kararı alınması. Evet. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. İlimiz Arslanca Mahallesi 366 ada 169 parselde kayıtlı taşınmaz ile Çınarlı Dardanız Köyü mevkiinde 430 çadı 68 nöbet taşınmazın kat karşılığı verilmesiyle ilgili bir karar alınmasını arz ediyoruz. Bu taşınmazdan neresi? 366 ada 169 parsel 6599.16 metrekare mevcut eski Carrefour alanımızın bulunduğu yer. Diğeri ise 1369.85 metrekare eski güzel yolu yolunda Çınarlı'da Dardanus'ta caminin hemen önündeki yolun sağ tarafında bulunan alan. Evet, şimdi Carrefour'u yıkım ihalesi yapıldı. Yıkıyoruz değil mi 29'da? Kesinleşmedi ama daha herhalde süresi var. Neyse birkaç güne kesinleşir diye düşünüyorum. Ondan sonra orayı da işte kat karşılığı ihaleye çıkmak için encümene yetki değil mi? Evet, istiyoruz. Evet. Kat otopark pardon özür dilerim. Otopark ve şey mekanı olarak dükkan veya iş yeri diyelim şey. Bu arada şey bunu gezerken başka bir teklif de geldi. Ya bunu sizlerle paylaşıyoruz değil mi Handan Hanım? Şeye gidince konuyu açtık. Denk geldi öyle açıldı. Vakıflar Bankası Bölge Müdürü ya banka teklifinde bunu yani kendi şeyimizde sıkışıkız falan bir çarşıda falan hiç aklımıza gelmemişti bir banka düzenlemesi. İkinci bir şey sabahleyin benim aklıma geldi nereden geldiyse bir poliklinik olabilir mi diye de düşündüm. Otoparkı var şey yapabilir. İkisi bir arada olur mu gibi çeşitli alternatifleri lütfen siz de üretip bizle paylaşırsanız herhangi verilmiş bir kararımız yoksa teklifleri alacağız. Zaten ihale encümen huzurunda olacak. Bu arada bir iki öneriniz olursa seviniriz. Bizim de önümüzü bakın nereden nereye yani hiç aklımıza geldi. Doğru bir banka niye olmasın? Çünkü belediye binası yanında. Arkada vakıf şey tapu var. Ha? Değil mi yani o kavşak? Yani bir aklınızda olursa. Evet. Bu konuda görüş bilmek isteyen meclisimiz varsa dinleyelim. Açalım. Carrefour artık hani o durumuyla sürdürülebilir değildi. Mezbeleye döndü. Yıkım o da iyi. Oradan da para gelecektir belediyeye. Evet. Yıkımlar da artık pahalı. Bizim bu konuda şöyle bir talebimiz olabilir. Fikrimizi paylaşalım. Şimdi bir ihaleye çıkacak ve bir müteahhitle anlaşılacak. Caddenin gerisinde Cennet Otoparkı var. Siz de canlı yayında fiyasko olarak ifade ettiniz. Evet. Orada ön satışlar olduğu için çözüm zorlaşıyor. Çünkü hak sahibi insan sayısı arttığı için. Yani orada sadece müteahhit ve belediye olsaydı tasfiye ile yeni bir sayfa açma işi daha kolay olacaktı. Dolayısıyla bura yapılırken sözleşmenin herhangi bir aksi duruma karşı, çünkü aksi durum olabilir, inşaat durabilir ama sonrasında devam edip Cennet Otoparkı'ndaki gibi fiyaskoya dönmemiz için sözleşmenin bu konular düşünülerek ön satış belki bina bitince yapma şartıyla kesinlikle yapılmasını öneriyoruz. Ben de öteki tarafta ön satış vermedik zaten. Onu koyuyoruz zaten. Vermiyoruz. Ya da o kriteri ne hatta koymalı. Yani onu dikkat ederek tabii. Çünkü bu belediye yani bir sorun olduğunda hak sahiplerinin sayısı arttığında yol yürünemiyor. Bu evet. Belediye binası yani yeni yapılacak binanın önünü tıkamamalı. O da arsa sahibi meselesi var orada. Oradan da tıkamıyor. İşte çok hak sahibi var o yüzden. Yani o kötü bir örnek. Çok kötü. Burada tabii daha affedersiniz şeyimizi sağlama
bağlarız. Önerinize teşekkür ederiz. Tabii dikkat etmeniz fayda var. Teşekkür ederim. Buyurun. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Biz bu konuyla alakalı biraz farklı düşünüyoruz başkanım. Farklı düşünüyoruz. Bilmediğimiz varsa lütfen bizi düzeltin. Fakat şöyle kabaca bir hesap yaptım ben de sektörün içinde olduğum için. Bu eski Carrefour yeri dediğimiz yerle alakalı projeyi tam bilmediğim için orayla ilgili tam bir hesap yapamıyorum. Proje yok. Proje yok şu anda ama hani bir tam hesap çıkaramıyorum ama Dardanus'la ilgili şöyle bir hesabım var Dardanus'la yaptığımızda. Dardanus'ta 1370 metrekarelik bir alanımız var. 30'a 60'lık bir inşaat alanımız var. 0.30'a 0.60. Evet, evet. Toplamda 822 metrekarelik bir inşaat alanımız var. Bu inşaat alanında bize maliyeti 7-8 milyon civarında olacaktır diye hesaplıyoruz. Çık diyorlar. Yani bence ben de sektörün içinde olduğum için şu an için oralardayız. Peki. Ama şöyle yapalım. Metrekaresini 10 bin liradan diyelim. Tamam. 8.2. 11 bin liradan diyelim 9 milyon. Hani öyle yapalım evet. Hesabı. 11 milyonluk bir maliyetimiz var. 6 tane villa çıkıyor bu maliyetin içerisinde. 6 çarpı 4 milyondan villaya desek 24 milyonluk bir ciromuz var. 13 milyonluk bir kar gözüküyor bu aradaki farktan. Evet. Bu 13 milyonu %50 ile herhalde vermek isteyeceğizdir diye düşünüyorum minimum. Belki daha fazlasında. Yani o arada bir 6,5 milyonluk bir marj var. Biz bilmediğim için soruyorum. Bu işi biz yapamaz mıyız? Yani belediyemiz bu müteahhitle yapamaz mı kat karşılığı vermek yerine? Geçmiş dönemde olsa evet sektörü de canlandıralım. Hani bir müteahhite verelim kabul ama hani şu anda çok da durumlarımız da iyi değil. Malum işte 15 milyonluk bir kredi için koşturuyoruz. Acaba kaynak yaratmak için nasıl olur Sayın Başkan? Biz sessiz düşünmek istedik. Bakalım yani sonuçta ya belediye inşaat yapabilir mi? Yapabilir. Kentsel hizmetler olarak olabilir. Bir değerlendirin olur tabii. İş oraya o aşamaya geldiğinde olabilir. Beyler hizmet şey inşaat yapım iş yapım ihalesi yapım projeleri yapıp bunun yapımı ile ilgili olabilir. Doğru olabilir. Yani bu da bir yöntem. Olabilir tabii tabii yani. Karşılığı dediği için biz hani böyle bir şey yapmak istedik. Ama böyle o yöntem de olabilir. Tabii. Evet, olabilir yani ona bir bakılır. Tabii, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, bu konuyla ilgili başka görüş yoksa hocanıza sunuyorum. Kabul edenler. Pardon. Karşılığında ilgili proje önümüze gelecek mi? Tabii. Yani zaten şöyle. Carrefour'u projeyle ihaleye çıkacağız. Projeye encümen huzurunda olacak. Ama biz nihai kararı vermeden önce mecliste, toplansa mecliste yoksa bir şey yapıp, olağanüstü meclis yapıp, özel toplantı yapıp bunu değerlendiririz tabii. Yani bunu hep beraber karar veririz. Yani çünkü önemli bir alan. Şimdi zaten orayı yıkacağız. Orada otopark olarak hemen kullanmaya başlayacağız. Ayrıca yani onu da söyleyeyim. Onun yeniden hazırlanması falan neyse, birkaç ayımızı nasıl olsa alır. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Hocanıza sunuyorum. Kabul edenler o bilgiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli meclisiyeleri, 4. gündem maddemiz kreş ve gündüz bakım evi kullanım ve etkinlik katılım ücreti hakkında. Sayın Başkanım, meclis üyelerim. En kötü yerlere geldik. Ücret tarifemizde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bölümünde bulunan kreş ve gündüz bakım evi kullanım ve etkinlik katılım ücretlerinde iki tip şeyimiz var. Bir belediye çalışanları, bir de belediye çalışanları dışında. Belediye çalışanlarının 650'den 1000'e ışıkları kapatın şurada. Dışarıdan belediye çalışanı dışında aldığımız katılımcıların da 1300 liradan 2000 liraya, ikinci çocuk için de 975 liradan 1500 liraya çıkmasını arz ettik, teklif ettik. Plan bütçe komisyonumuzda konuyu görüştü. Oy çokluğuyla kabul etti, arz edelim. Evet. Maalesef kreşler böyle. Diğer kreşlerle, diğer kamu kreşleriyle. Diğer, onlarla da kıyaslı. Hatta üniversite kreşi de bu önümüzdeki hafta tekrar belirleyecekmiş. Hmm. Onun da altındayız şu an. Biliyorsunuz kreş ücretlerini yılbaşında yapmıyoruz. Şimdi yapıyoruz ki önümüzdeki kayıt döneminde bir yıllık oluyor o zaman. Yani bu bir yıllık bir ücret. Yani yılbaşında yeniden revize etmiyoruz. İnşallah etmeye ihtiyacı da kalmaz diye düşünüyorum tabii.
Evet, peki. Bütçe komisyonu kim? Başkanım, mevcut ekonomik koşullar lütfen. Mevcut ekonomik koşullar ve piyasa şartları dikkate alınarak değerlendirdik. Komisyonumuz oy çokluğuyla önerilen teklifleri kabul etti. Peki. Harcadık. Başka bu konuda görüşmek isteyen meclisimiz yoksa? Oldu. Tamam, oynuyoruz, evet. Sosyal destek hizmetler müdürlüğünün kreş ve gümrük bakım, evi kullanım ve etkinlik katılım ücretlerini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler, evet, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi katılan üyelerinin red oyları, diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, devam ediyoruz. Bundan sonraki maddemizde birden fazla müdürlüğün altında yer alan tarife değişikliklerimiz var. Bu tarife değişikliğimiz akaryakıt kullanımı ve insan kaynağı kullanımına bağlı olarak değiştirildi. Yine bunda piyasa fiyat araştırması yapıldı. Fakat elimizdeki iş makinalarının çok fazla pazar açılmasını istemediğimizden de normal piyasa fiyatlarının üzerinde araç ve iş makinalarının kullanım ücretleri tespit edildi. Komisyonumuz bunu değerlendirdi ve oy birliğiyle kabul etti. Bunları tek tek oynamayalım. Haydi bakalım, peki, devam et. Peki. Fen İşleri Müdürlüğümüzün altında... Bu fen işleri olduğu için, evet, değil mi? Tamam. Fen İşleri Müdürlüğümüzün altında da yol ve meydanlarda ulaşım üst yapı testleri tahribat ücretleri var. Burada da bize ait herhangi bir yerde bir tahribat oluştuğu zaman onu yaptığımızda ya da yaptırdığımızda ortaya çıkan maliyeti vatandaştan alıyoruz. Onun bedeli. Bu da ihale ve mevcut... ihaleler ve elimizdeki mevcut birim fiyatlar üzerinden hesaplandı bu artışlar. Yine komisyonumuz bunu değerlendirdi ve oy birliğiyle kabul etti. Sonraki tarife değişikliği önerisi bu İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzle ilgili. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde iki yerde proje kontrol ücreti ifadesi geçmekte. Birisinde tümü için bir rakam belirlemişiz. Oradaki dil bütünlüğünü sağlamak için 7-7'ye iki tane satır ekledik ve mimari projeleri ayırdık. 1,5 lira da diğer tarife 7-13'ün altında yazan tarifeyi koyduk. Bu da oy çokluğuyla değerlendirildi. İçme suyu ve atık su şebeke hizmetlerinde yine bu da iş makinalarını kiralan nasıl ama bilgi vermek açısından bu şekilde söyledim. En sonunda başkanım oylayacağız. İçme suyu ve atık suda da yine iş makinelerini kiralıyoruz. Burada da hem piyasa hem de kullandığımız yakıta ve insan kaynağına bağlı olarak bir artış teklifinde bulunduk. Yine komisyonumuz bunu bütününde oy birliği olarak kabul etti. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzde yine birden fazla var, tarife değişikliği. Burada halk otobüsü yolcu taşıma ücretlerinde kullandığımız kartlar var. Bu kart maliyeti... Başkanım, tek madde ücret tarifesi bütününde onaylanıyor ya. Ücret tarifesi bütününde onaylanıyor. Bu tek bir ücret tarifemiz var belediye genelinde. Orada yaptığımız değişiklikleri. Komisyonumuzun değerlendirmesini o şekilde sunalım diye düşündük. Bazı şeyler onaylayacak bazıları. Şimdi her bir bölümü ayrı ayrı onaylayacak. Mikrofonu açayım. Evet. O zaman destek hizmetlerinden. Şuradan. Araç ve iş makinelerinden. Evet. Destek hizmetleri. Başka var mı destek hizmetlerinin şeyi? Destek hizmet müdürlüğünün bu araç kullanım ücretlerini oylarda sunuyorum. Kabul edenler. Söz almak isteyen yoksa tabii. Tek. O bile kabul edilmiştir. Devam edelim. Fen İşleri Müdürlüğü'nün yine yol meydanlarda ulaşım üst yapı testleri tahribat ücretleri tarifesini kabul edenler o bile kabul edilmiştir. Devam. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün proje kontrol ücretleri ne? Oylarına sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi red. O zaman İYİ Parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi red. Diğer katılan üyelerin kabul. Yetiyor mu sayı? Yetiyor.
Tamam, peki. O zaman komisyondan geldiği şekliyle, evet, kabul edilmiştir. Evet, devam edelim. Evet. İçme suyu ve atık suları hizmetleri ücretlerinin kabul edenler, komisyondan geldiği şekliyle, kabul edenler. İş makinesi mi? Ücretleri yok. Vidancı. Şehir içi vidancı. Kabul edenler o birine kabul edilmiştir. Tamam. Öyle yazıyor da onun için yok. Kusura bakmayın. Evet. Buyurun. Bunu mu anlatıyorsun? Buyurun. Bundan sonra söyleyeceklerim ulaşım hizmetleri. Buyurun. İlki 16'ya 1 olan kart maliyetimiz arttı. Onu ilgilendiren 4 tane madde vardı. Kullandığımız kent kartlarda. Yine komisyonumuz bunu buradaki bütün hepsini oy birliğiyle kabul etti. Yat limanı misafir tekneler kısmında burada bir tarife değişikliği hem artış söz konusu hem de mevcut tarifede en ve boy metrekare hesabından ziyade uzunluk parametreleri vardı. Onu değiştirdik. Türk bayraklı ve yabancı bayraklı olarak ayırdık. Yine komisyonumuz bunu değerlendirdi. Burada sadece balıkçı teknelerinden metrekare üzerinden kat sayı ücreti var. D1-2'de. O daha önce yoktu. Yüksek bir tarifeden değerlendiriliyordu. Ona da şimdi 3.20 olarak tarifelendirdik. Evet. Tekne bağlama yeri devir ücretleri var. Bundan sonraki maddelerde görüşeceğimiz yat limanına ilişkin bir yönetmelik düzenlemesi yapıldı. Daha önceden devir yoktu, artık devir var. Bununla ilgili de metrelerine uygun olarak aynı zamanda çevre yerlerde incelenerek bir devir ücreti belirlendi. Komisyonumuz yine bunu değerlendirdi. Yine bu yönetmeliğe bağlı olarak mevcut tarifenin içerisinde bazı yerlerdeki cümleleri kaldırıyoruz. İşte devir işlemi yapılamazdı, artık yapılabilir hale dönüşüyor. Yat limanı personelleri tarafından yapılan kontrollerde teknenin bir yıl süreli yat limanı kayıtlı bölümüne gelmediği tespit edilirse şey. Tekne yeri encüman kararıyla iptal edilir deniliyordu. Bu yönetmelikte artık yeni bir uygulanacak. Yat limanı diğer hizmetler kısmında misafir teknelerden günlük aldığımız bedeller vardı. Komisyonumuz bu bedelleri 100 TL ve 120 TL olarak belirledi. Yine 16.6'nın içerisinde aynı tarifede yüzer iskeleler ve yat limanı içinde ifadesi yönetmeliğe bağlı olarak yat limanın tüm bölümünde şeklinde değiştirildi. Arz ederim. Evet, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün komisyon yine oy birliğiyle kabul edildi. Peki. O zaman komisyonun geldiği şekliyle oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Evet. Su işleri. Şimdi su işleri müdürlüğümüz. Önce tarifemize eklediğimiz notlar var. Onu sonra da sayısal değerlendirmeyi söyleyeceğim. Su işleri içme suyu tarifesiyle ilgili yılın başında bir karar almıştık ve ilk 6 ay geçerli olacak şekilde değerlendirecektik bu şeyi. Şimdi onun vakti geldi ve tekrardan bir maliyet analizi yaptık. İçme suyu tarifesi, katı atık tarifesi ve atık su tarifesi tam maliyet esasıyla hesapladığımız şeyler. Dolayısıyla çok fazla esi olmayan ve günlük koşullardan fazlasıyla, ekonomik koşullardan fazlasıyla etkilenen nitelikte maliyeti olan gelirlerimiz ya da hizmetlerimiz. Tüm maliyet hesabını yaptıktan sonra ilk 6 aylık dönüş üzerine yaklaşık %50 bir maliyet artışı olduğunu görüyoruz. Özellikle insan kaynaklarından, elektrik ve akaryakıt giderlerinden ve kimyasallardan kaynaklı. Biz de tam maliyet hesabımızı yaptıktan sonra şöyle bir öneri sunduk. Komisyonumuz da bunu değerlendirdi. İlk önerimiz şudur. Konut akıllı sayaç aboneleri ve konut aboneliğine bağlı tarife grupları bağlı bulunduğu abone grubu ilk kademe su ücretinden metreküp başı 1 TL, diğer abone grupları ise 50 kuruş daha düşük ücretlendirilir. Burada şunu demek istedik. Daha önceki tarifemizde bir akıllı bir de mekanik tarifemiz vardı. Artık bu iki ayrımı kaldıralım. Mekanik tarife tek tarife belirleyelim. Akıllıyı da konut aboneliklerinde 1 TL düşük, diğerlerinde ise 50 kuruş düşük alalım dedik. Yaklaşık konut aboneliğinde yaklaşık %35
civarında bir artış öngörüyoruz. %30 ile 35 arasında. Diğerlerinde 50 kuruş yapmamızın sebebi de maliyeti yayabilmemiz, konutlara da fazla yüklenmemeye çalışmamız. Bununla ilgili daha önce meclis üyelerimize yolladığımız bir bilgi şeyimiz vardı, hesaplamamız vardı. Bugün onu da tekrar bir komisyonumuzla da buluşarak değerlendirdiğimiz bir maliyet değişikliğimiz oldu. O haliyle şu anda sunuyorum. Son yaptığımız teklife göre de konutta 4.77 olan 0 ile 10 metreküp birinci kademedeki 4.77 olan şeyi 6.20, 5.45 olan ikinci kademeyi 8, 30 metreküp üzerinde de herhangi bir değişiklik önermeden teklif ediyoruz. Evet, bu düzeldi değil mi şey? Yani komisyonla görüşüldü mü? Komisyonla görüştük başkanım. Evet, buyurun komisyon. Başkanım, komisyonumuzda 10 şokluğuyla kabul edildi. Ya bir devam daha edeyim, bir şey yapmadım. Edelim. Bunu bu şekilde artış yapıyoruz maliyeti karşılamak açısından. Ondan sonra da her ay konut aboneliği grubunda 30 metreküp ve üstü kademe hariç diğerlerinde %5'lik bir güncelleme. 30 metreküp hariç. Evet, o hariç. Onunla çünkü fiyat şey, tarife değişikliği de yapmadım. Şu elektrik faturalarını koy bakalım şuraya. Su maliyettir. Evet, şimdi burada bir öncesine geç. Bir faturalar, bir tane daha alacak. Başkanım, o ikisi üst üste. Ha, evet, pardon, haklısınız. Şimdi içme suyu arıtma tesisi 23 Mayıs 2022 272.099 lira elektrik parası. Yine Çanakkale Belediyesi içme suyu arıtma tesisinin Haziran ayı 20 Haziran tarihli faturası 907.175 lira. Bu arıtma tesisini, yeni arıtma tesisini devraldığımız zaman bu rakam 1,5 milyon lira olacak. Elektrik. Elektrik. Sadece elektrik. Şimdi şu, bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Yani niye bu böyle fark etti? Yani aynı tesis bu kadar zam mı geldi şeye, elektriğe? Zam geldi ama ayrıca biz bu tarif şey yaparken, tüketim yaparken düşük fiyatla ihalemiz vardı. Biz elektrik ihalesi, elektriği ihaleyle alıyorduk. Eskiden ihale açıyorduk elektriği için. Firmalar giriyordu. Buradaki UEDAŞ'ta, İŞTAŞ'ta, başka taşta elektrik üreten her firma giriyordu. Ve rekabet oluyordu. Rekabette de en düşük fiyata verene veriyorduk. Bunu da yapmak zorundaydık. Yani Sayıştaycı bunu arıyordu. Ne yaptınız diye. Ve en son bu rakam kim veriyordu bilmiyorum ama UEDAŞ mı veriyordu bunu? Adana'nın. UEDAŞ'ın bizimkinin. Evet, UEDAŞ veriyordu. Şimdi bu ayda bitti. O ihale bitti. Yeni ihale açtık. Kimse girmedi. Ya, ya, ilaç için biri girer ya. Der ki arkadaşlar bir kuruş indiriyorum falan der. Hiç kimse tereddüt edip girmedi. Onun için bu rakama geldik. Şimdi yeni tesiste bu dediğim gibi makinaların büyüklüğü, işte tesisin ona göre teknoloji şu sunusu, bu muhtemelen yeni tesis aldığımız zaman zam gelmese bile 1,5 olacak. En azından zammam gelirse artık nereyse bilmiyorum. Sonuç bu kaçınılmaz, mukadderat diyeceğiz. Ama biz bu arada tabii yeni araçlarımızı, enerji üretme araç, elektrik üretme araçlarımızı devam ediyoruz. Bir projemiz var. Güneş GES projesi. Hem atölyenin üstüne, yeni atölye var ya mezarın orada yaptık, onun üstüne. Ayrıca boşaltacağımız su arıtma tesisinin olduğu alana. Değil mi? Başka? Yeni içme su arıtma tesisinin ayrıca kendi üstündeki bazı alanlara
hiç olmazsa kendi enerjisini karşılayacak kadar, artık satmayı falan vazgeçtik, kendi enerjisini karşılayacak kadar ya da en azından onu tolere edecek kadar bir yatırım yapacağız. Onun hazırlıkları, proje çalışması devam ediyor değil mi? Meral Hanım. Evet. Yapacak bir şey yok. Ve enerji üretmek için, elektrik üretmek için her türlü çabayı göstermek zorundayız. Başka çaresi yok. Başka çare yok abi. Mesela şey okudum, güzel o. Nerede yapılacak bilmiyorum. Bina tarafında mı? Deniz içine rüzgar enerjisi. Nerede yapılacak okudum da. Gazetelerde de vardı hatta. Evet, deniz içine de konan. Çünkü denizde de bizim bayağı rüzgar var biliyorsunuz. Rüzgarlı bir şey. Olabilir. Belki yapım maliyeti belki çok olabilir mi bilmiyorum ama. Çok yüksek. Çok mu yüksek? İşte bilemiyorum yani detayını. İşte bilmiyorum yani, arayış yap yani. Danimarka falan yapıyor. Yapıyor yani Danimarka falan. Bizimiz enerji devrimini yapmış gibi. Danimarka tabii canım. Orada şey çok. Evet, durum bu. Evet, onun için gelin tarifeye geçin. Tarife oy çokluğuyla geçti. Bu yeni su tarifesini oylarınıza sunacağım. İki maddeyi daha söylemem gerekiyor kayıtlara geçmesi için. Geç. Suya bağlı olarak. Söyle. Bir de suya bağlı olarak atık su ücreti alıyoruz. Orada şöyle bir not ekliyoruz. Atık su aboneleri bağlı bulunduğu abone grubu ilk kademe su ücretinin %50'si kadar metreküp başı atık su ücreti öder. Onu da yine notumuza yazdırıyoruz. Bu zaten öyle değil mi zaten bu? Evet öyle de şimdi güncelledik ya bunu da. Akıllıyı kaldırdık. O yüzden tekrar bu notu da yazalım. Mevcutta da bunu yapmıyor muyuz? %50'si kadar alıyoruz. Evet. Niye bir daha tekrar alıyorsunuz? Farklı eşitliği yazdığımız. Ha işin ha. Tamam. Bu var zaten ya. Yani şu bilinen bir şey. Bu yasal. Evet yasal. O yasal bir şey. Evet tamam. Bir de mücavir alanlarda mekanik ve akıllı sayaç dönüşümü tamamlanana kadar düzenli okuma yapılamayan abonelere aylık ortalama su tüketimleri baz alınarak idari yetkisiyle tahakkuk oluşturulur. Bu ifadeyi de şu yüzden ekliyoruz. Kişi evde olmayabilir ya da biz sayacını okuyamıyoruz ya da kendisi getirip yazdırmayabilir. Bu kez 30 metreküp ve üzerine gidiyor. Dolayısıyla orada da çok yüksek bir tarifeyle karşılaşıyor. Ama kişi yaşamadığını ispatlarsa, yani bu tarifler doğru olmadığını ispatlarsa ya da çeşitli doğrulama kaynakları getirirse ortalama bundan önce tüketmiş olduğu bedeller doğrultusunda tarifelendireceğiz. Bunun için de yetki istiyoruz. Yani benim normal okuma yaptığımız dönemi geçip de okunursa ve 30 tonu geçerse zarar görmesin diye o zaman ortalama tüketimine bakacağız. Mesela diyelim ki siz evinizde klasik diyelim, ayda devamlı 15 ton, 15 ton, 16 ton, 14 ton şey yapıyor. O zaman o ortalamadan tahakkuk ettirilecek. Öteki türlü 30 tona geliyorsun, bu sefer tarife çok yükseliyor. Evet, bu tüketicinin değeri. Buyurun Ahmet Bey. Evet. Ben bu konuda güzel yılda birkaç vatandaştan şikayet geldi. Ben bunu belediyeye kendileri vasıtasıyla ve Erdal Bey vasıtasıyla ilettik. Fakat kesinlikle ödemeleri gerektiğini belediyeden söylendi. Bu gelişme birçok mağduriyeti önleyecektir. Bu yeni gelişme için teşekkür ederim. Rica ederiz. Evet. O zaman tabii böyle bir yetki olmadığı zaman personel yapamıyor. Yani şimdi meclis kararı olmadan şimdi meclis kararını getiriyoruz ve düzenlemiş oluyoruz. Ama ortada mesela bir sene okunmamış bir saat var. Bir sene okunmamış, bir sene sonra astronomik 6, 7, 11 milyona kadar çıkmış bir su parası var. Tamam. Neden? Çünkü 30 sonu geçmiş oluyor. Geçmiş sonra. Oluyor. Halbuki o zaman oluyor. Okunmadığı için, evet. Döneminde okunmadığı için o zaman aylık ortalama tüketimi dikkate alınacak, ona göre tarifelendirecek. Hukuki bir engel vardı herhalde daha. Tabii. Bu yoktu. Belediye meclis kararı yoktu. Şu karar olmadan olmuyordu. Şimdi olabiliyor. Onlar da yararlanacak yani bunu. Bu yeni değil, eski geçmişe yönelik de olacak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, teşekkür ederiz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler. Evet. Ahmet Bey. Ahmet Bey, evet. İYİ Parti'den bir üye ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeler kabul. İYİ Parti'den bir üye Çekimsel, Adalet ve Kalkınma Partisi üyeler red oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Işıkları yakalım, devam edelim. Evet. Öyle karman çorman yap, karar ver abi.
İyi ki şey yok. Çok demokratik. Evet. Evet, pardon, nerede kaldık arkadaş? Evet. Altıncı madde değil mi? Evet, Çanakkale Belediyesi ile Kale Gelişim Derneği arasında izcilik faaliyetini yürütmek için ortak protokol yapılması. Buyurun. İzcilerimiz de burada. Evet. Siz önce bir okuyun. Evet. Sonra izleyicilerimizi tanıtalım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Kale Gençlik Derneği tarafından belediyemiz sınırları içinde izcilik bilgilerini teorik ve uygulamalı olarak öğretmek, izci ünitesi kurmak, lider yetiştirmek, gezi, doğa yürüyüşü, kampçılık ve kamp organize etmek, izci gönüllü seminerleri düzenlemek gibi faaliyetler içeren talep alınmıştır. Çanakkale Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Koordinasyonu'nda Çanakkale'de ikamet eden çocuk ve gençlere sosyal yaşam evlerinde izcilik faaliyetleri yaptırmak için Kale Gençlik Derneği ile ortak protokol çalışma isteği konusunda belediye başkanımıza imza yetkisi verilmesi hususunda. Evet, izin derneğinizi bir ne yapacaksınız bir anlatsın meclisimize. Tamam, buyurun siz bir kısaca bir tanıtın, ne olacak, ne yapacaksınız? Mesela lider yetiştirecekmişsiniz. Mesela Cumhurbaşkanı adayı da çıkaracak mısınız mesela? Var mı öyle bir proje? Neden olmasın başkanım? Tamam, o zaman buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri ve katılımcılar, merhaba. İsmim Sema Çoban, Kale Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. 18 senelik izci lideriyim. 2016 yılında İçişleri Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Valiliği onayıyla kurulan Kale Gençlik Derneği, çocuk ve gençlerin yüksek yararına çeşitli eğitimsel çalışmalar ve projeler yürütmekte. Ana faaliyet konumuz izcilik. Belki pek çoğunuzun da başkanım sizin geçmişinizde sohbetinizde biliyorum izcilik geçmişiniz var. Var. Ve bunun şimdiki zamanınıza yansıyan katkıları şüphesiz siz de hissediyorsunuzdur. İzcilik dünyanın en büyük iyilik hareketi. Çocuk ve gençlerin kendini bilen, ayakları yere basan, hayata, çevreye, dünyaya karşı farkındalığı yüksek, merhametli bireyler olabilmeleri, temel yaşam becerilerinin yüksek olması adına yaparak, yaşayarak öğrenmeyi esas alan bir disiplin. Dünyada çok talep gören, ülkemizde 2012 yılı itibariyle milli eğitimde izcilik biriminin kapatılmasıyla okul dışı etkinlik kapsamına alınarak sadece dernekler eliyle yürütülen bir disiplin. Ben de Çanakkale'de 2016 yılından beri aktif izcilik yapan bir izci lideri olarak ekibimle birlikte lokal anlamda çalışmalar yürütüyorum. Ama bu çalışmalarımı belediye nezdinde daha kurumsal yapıya çekerek pek çok daha çocuğumuza ve gencimize ulaşmayı hedeflemek adına bir proje içeriği ürettik. Temel projenin yürüyeceği alanlar sosyal yaşam evleri olacak. Mahalle bazında bir sistem çekirdek yapılar kurmayı hedefliyoruz. Şu an için bunu karşılayacak bir lider portföyümüz var ama bu konu gelenekten geleceğe aktarımla olacak bir süreç olduğu için de lider teminiyle ilgili de sürekli bir çaba içerisinde olalım istiyoruz. Bununla ilgili onayınızı ve desteklerinizi rica ediyorum. Peki, teşekkür ederiz. İyi izcilik dileklerimle. Sağ ol. Peki bir dakika almayayım. Bir soru var olabilir. Buyurun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Derneğin adında izcilik geçmiyor. Dernek İçişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olabilir ama bu tip faaliyetleri Türkiye İzcilik Federasyonu'nca yetkilendirilen dernekler tarafından yapılması gerekir diye bir konu biliyorum. Sizin derneğiniz federasyon tarafından yetkilendirilmiş bir dernek mi? Şöyle ki izcilik 2012 yılında okul dışı etkinlik kapsamına alınması itibariyle STK'lar eliyle ve dolayısıyla dernekler federasyonları eliyle yürütülüyor. Türkiye'de 5 ayrı federasyon şu an faaliyet göstermekte. Gençlik Spor Bakanlığı'yla Türkiye İzcilik Federasyonu iletişimde ve çalışmalar yürütüyor. Sivil alanda da kalan 4 federasyon aktif. Biz de Anadolu İzcilik Federasyonu'na bağlı bir derneğiz. Federasyonumuz İstanbul merkezli bir dernekler federasyonu. Hatta bu sabah karşı bir eğitimden geldim. Aktif çalışmalar yürüten, liderler yetiştiren
faal bir federasyonuz. Ben de onun yereldeki temsilcisiyim. Evet, bizim çekincemiz şu yönde olur. Açıklamasını yaptığınız zaman ona hazırlıksızız. Yani onu kontrol edemiyoruz. Daha doğrusu anlayıp yorulmamak için zaman sınırlı. İzcilik faaliyeti çok önemli. Ben de ilkokulda izcilik yapmış. Çok önemsediğim bir şeydir. Ama federasyon çocuklarla ilgili olduğu için, gençlerle ilgili olduğu için de yetkilendirilmiş derneklerce yapılması tüzüğünde o yetkinin İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla ve İzcilik Federasyonu'nca verilmiş olması şartı bizim için şeydir, asıldır. Siz şu an 5 tane dernek yapıyor ve biz o yetkilendirilmiş bir derneğe mi üyeyiz, yetkilisiyiz? Şöyle ki, Türkiye İzcilik Federasyonu, Türkiye'de izcilik yapılabilir yetkisini veren bir kurum değil. Türkiye'de izcilik yapan 5 federasyondan bir tanesi. Bu anlamda da sivil alanda izcilik yapılması ile ilgili tüzüğümüzde ana faaliyet konumuz izcilik olmasından dolayı Türkiye İzcilik Federasyonu'ndan bir onay almamızla ilgili bir durumumuz yok. Senelerdir bu şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Sivil alanda STK'lar eliyle yürütüyoruz. Ben şöyle bir bilgiye denk gelmiştim. Nokta aldım, izninizle onu okuyayım. Mevzuat gereği Türkiye'de izcilik faaliyetleri İçişleri Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile sadece Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından tescillenmiş spor kulüpleri ile ilgili mevzuat çevresi içinde gerçekleştirilir diyor. Bu spor kulüpleri bazında gençlik sporla çalışan spor kulüpleri nezdinde bir gereklilik. Sivil olan sahada çalışan dernekler Türkiye İzcilik Federasyonu'ndan bağımsız olarak ama bir tüzel yapıya bağlı olmak kaydıyla izcilik yapabilirler. Bizim de İçişleri Bakanlığı'na bağlı onaylı tescilli bir federasyonumuz mevcut. Evet. Evet. Başka sorusu olan meclisçimiz var mı? Yoksa gündemimizin size teşekkür ederiz. Buyurun. 6. maddesi Çanakkale Belediyesi ile Kale Gençlik Derneği arasında izcilik faaliyetlerini yürütmek için ortak protokol yapılması maddesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler, evet, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Tamam, okey. Teşekkür ederiz. Evet, 7. gündem maddesi içkili yerler bölgesi hakkında. Pardon. Yok, tamam, tamam. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Ne oldu? Tamam. Ben demedim. Arkadaşlar. Tamam, okey, tamam, peki. Buyurun. Devam. 2006'ya 9 sayılı meclis kararımızda da belirttiğimiz gibi içkili yerler bölgesi yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere müracaatlar değerlendirilmektedir. Bu süre zarfında bize bir müracaat oldu. Komisyonumuz 22.6.2022'de değerlendirdi. Katılanların oy birliğiyle reddine karar verdi başkanım. Peki. Yeri yansıda görüyorsunuz. Şurası. Değil mi? Evet. Şurası. Ha? Komşum. Evet, evet. Şurası. Bu eski beş kardeşler diye geçen yer. Güzel yaptın. Senin mahalle burası. Hayır, hayır, hayır. Ondan sonra da... Senin mi evin oldu? Sevin'in ihanı ya. Aslında bak sen istersin bunu ama... Tamam. Evet, bu konuda görüşme demek isteyen meclisimiz yoksa 7. gündem maddeye oylarını sunuyorum. Kabul edenler, kabul edenler, reddedenler, oy çokluğuyla oy çokluğu reddedilmiştir. Çekimser. Evet. Ha, evet. Anladım. Adalet ve Kalkınma Partisi bu maddede çekimser kalmıştır. İçkili yerler bölgesinde. Kayda geçer. Evet. Yavaş yavaş eğilim var. Evet. Ya, geliyor gelmekte olan, herkes farkında işin. Tersine, evet. Günde, evet. Gündemin 8. maddesi, yat limanı yönetmeni revizyonu. Uy, hepsini anlatmayacaksın herhalde revizyonu.
Miray, herkes yolladık. Ha, tamam, Miray bahsetsin. Ne kadar anlayacak? Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. 1983 yılından beri belediyemizde kullanılmakta olan pardon. Özür diliyorum. Bir önceki maddeyi yedik. Görüşme sonucu date çeviriyoruz. Yok, geçti artık. Too late. Tamam. Too late. Çok iyi. Kusura, ya maddeye geçiyor. Yok. Kusura tamamlayamadık biz. Çünkü o konusunu bizden yapılamadık. Tamam. Bizden tamam. Tamam. Sorun değil. Yani çekimsel evret arasında fark yok aslında. Ben şaka söylüyorum. Evet, devam edelim. Ya, gündem geçtiği için yanlış oluyor. Yani geçtiğimiz söylediği konusuyla aile arkadaşımız gitmedi. Bizlerle de bilgisi ondan dolayı. O komisyonda AK Parti yok mu? Sosyal İşler Komisyonu. Bak, katılan birini seçeceksiniz arkadaş. İlk defa katılan. Şaka şaka. Tamam, anlaşıldı. Sorun yok. Tamam. Devam edelim. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, 1983 yılından beri belediyemizce yaptığım anda kullanılmakta olan denetmeliğimiz bunca memleket edilim şartlarına göre uyarlamak amacıyla hukuk müşavirliğimizce düzenlenmiş olup Plan Bütçe Komisyonu ve Ulaşım Komisyonu'nun sunum yapılmıştır. Konu zaten bir partilerin de grup başkan vekillerine sunulmuştur bu. Katılan üyelerimiz hazırlamış olduğumuz yönetmeliği ve ödülüyle kabul etmiştir. Şimdi ilgili arkadaşımız değişen konularla alakalı bilgi verecek başkanım. Kısa bilgi verecek. Gruplara vermişsiniz. Oy birliğiyle kabul edildi. Komisyonda oy birliğiyle kabul etmiş. Evet. Gruplar haberdar değil mi işte? Evet. Tamam, okey. O zaman bu komisyon kararını önünde sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Teşekkür ederiz. Zaten arkadaşlar bak incelemiş. Göndermemiş olsaydık okumamız lazım. Tamam, yok başkanım. Tamam. Teşekkür ederim. Pardon. Evet, 9. gündem maddemiz gelir desteği ödemesi hakkında. Buna ne? Efendim. Evet, tamam. İki defa üçer aylık dönemlerde gelir desteği ödemektir başkanım Halk Odalışçıları Kooperatifine. 26 ve 29.6.2022 tarihlerinde Ulaşım ve Plan Bütçe Komisyonumuz iki ortak toplantı gerçekleştirmiştir. SS18 Doğulu Şehir İçi Minibüsleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yetkilileri talepleriyle ilgili görüşme yapılmıştır. Konu komisyonumuzda katılan Sayın Musa Oya'nın kilometre başı minimum 1 TL olacak şekilde düzenleme görüşü vardı. Diğer üyelerimizin gelir desteğini verilmemesiyle alakalı görüşü vardı. Konu oy çokluğuyla kooperatifin talebi iletilmiştir başkanım. Evet, buyurun. Başkanım maalesef... Dur bir dakika. Bir söz... Pardon, komisyon buyurun. Siz konuşun, söyle. Tamam. Başkanım maalesef reddetmek zorunda kaldık. Çünkü yeterli bütçemiz yok bu konuda. Ama şöyle, bu konuyu tekrar Eylül ayında görüşmek üzere bu gelir desteğini kaldırıyoruz. Şu an için böyle bir karar verdik komisyon. Yani 2-3 ay sonra tekrar görüşülecek bir konu. Evet, şu anda buyurun. Bir dakika. Başkanım aynı şekilde Plan Bütçe Komisyonu da konuyu değerlendirdi. Gelecekte tekrar değerlendirmek üzere bu önerinin şu anda kabul edilmemesine karar verildi. Şimdi minimum 1 TL'den kastımız şuydu. 1,5 TL verdiğimiz zaman %100 kapasite dediğimiz kapasiteden yazın 3 aylık boyunca öğrenci olmadığı için %40'a düşecek bu. 400 bin liraya yakın aylık bir maliyeti vardı bunun. %40 dediğimiz zaman da bu işte 150 bin lira civarında bir aylık maliyet olacaktı. Bunu 1 TL'ye indirdiğimiz zaman da ortalama aylık maliyeti 100 bin liraydı. Yani belediyemize 3 aylık maliyeti 300 bin lira, maksimum 350 bin lira. Yani rakamları çok farazi söylüyorum şu an. 3 aylık 300-350 bin liralık bir maliyet getirecek. Ki öğrencinin olmadığı bir dönemde asıl bu dönemde daha çok bizim destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de teklifimiz minimum 1 TL olmak üzere
de olsa destek vermeye ne veriyorduk daha önce? Lazım. Kilometre başı 1,5 lira veriyorduk başkanım. Yani 50 kuruş düşürelim, 1 verelim. Zaten kilometre düşecek öğrenci olmadığı için ha, yoğunluk olmayacak. Sefer sayısı olmayacak. Sefer sayısı da düşeceği için maliyetimiz de düşecek haliyle. 400 bin lira olan maliyet aylık 100-150 bin lira civarına düşmüş olacak. Yani bizim 3 ayda da ödeyeceğimiz para belediye olarak 300-350 bin lira civarında kalmış olacak. Bu para bu bütçeden, 400 milyonluk bütçeden çıkar diye düşünüyorum. Evet, bu öneriye buyurun. Sayın Başkan, şimdi hatırlarsınız 2019 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. İlk zam kararında şöyle İYİ Parti olarak şöyle bir teklifte bulunmuştuk. O zamanki 53-93 nolu karar bizim doğrudan gelir desteği ödemesi yapmamıza izin vermiyordu. Biz de demiştik ki 750 tane personelimizin biletlerinin parasını vererek satın alarak böyle bir yöntem uydurabiliriz demiştik. Yani kılıfına uydurmak gibiydi. Sonrasında bu karar çıktı. Biz o gün de destek verdik. Fakat şimdi şöyle bir bizim de aklımızda soru işaretimiz var. Biz belediye, kamu olarak, kamu kurumu olarak bu kooperatife bu desteği veriyoruz. Gene verelim. Ama bunun karşılığında kooperatifimiz ne yapıyor? Şimdi hep bir taraftan bu olmaz. Kooperatif biz Ocak ayından itibaren bu desteği vermeye başladığımızdan itibaren hangi önlemleri almıştır? Mevcut gidişatının içerisinde nasıl bir değişiklik yapmıştır? Gelsinler bize anlatsınlar. Biz burada geçtiğimiz aylarda Ahmet Bey'in vasıtasıyla kooperatifte alınan huzur hakları vesaire gibi bazı işte veya profesyonel yönetici olmamasıyla ilgili bazı çekincelerimizi de dile getirmiştik. Şimdi aradan geçen süreye rağmen hiçbir şey yapılmıyorsa nasıl ki bu hak, yani buradaki bilet hakkı vatandaşın hakkıysa, burada belediyenin verdiği gelir ödemesi de vatandaşın parasıdır. O yüzden biz gene desteğimizi verelim ama bunun karşılığında kooperatifin de bir şey yapması lazım. Bu daha önce de söyledik, sürdürülebilir bir yöntem değil. Bugün artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Kooperatifi de acilen uyaralım ve gelsinler burayı, neyi değiştireceklerini bize anlatsınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu da ayrı bir yaklaşım tarzı. Evet, komisyon ne demiş dediniz? Komisyon? Komisyon oy çokluğuyla bu öneriyi reddetmiş. Evet. Evet, önerileri dinlediniz. Komisyon önerisini kabul edenler. Komisyon önerisini kabul edenler. Komisyonun önerisi, yani bu gelir desteğinin yapılması mı yapılmaması mı? Yapılmaması. Yapılmaması. Yok, biz bu şey yapmıyoruz. Evet. Çekimsel kalıyoruz bu noktada. Peki, peki. Kabul edenler? Evet. Komisyon verilmemesi noktasında karar vermiş. Komisyonun kararını oyluyorum. Komisyon kararını kabul edenler, yani verilmemesini kabul edenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabul, reddedenler, Adalet ve Kalkınma Partisi red, İYİ Parti'nin katılamayacağı çekimser. Tamam mı? Tamam. Okey. Tamam. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, anlaşıldı. Peki. Evet. 10. gündem maddesi Eylül 2020 meclis günü ve saatinin bir perşembe, iki cuma. Perşembe klasik. Evet. Eylül meclisimizin bir Eylül perşembe saat 17'de yapılmasını oydan sunuyorum. Oydan kabul edilmiştir. Pardon. Üç tane ek gündem var biliyorsunuz. Onları bitirelim, şey yapalım. Bir tanesi birinci gündem maddesi. Evet. Buyurun. Kadro cetvellerinden boş kadro değişiklikleri yapılması. Açın şeyi. Evet. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz. 22 Şubat 2007 tarih ve 26.442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren norm kadro 2 ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrası hükümleri gereği boş memur kadrolarında sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır denildiğinden yönetmeliğin ekinde yer alan ek 5 belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idari birlikleri
kadro cetvellerinden boş kadro değişiklikleri için iki sayılı cetvel iptal, ihtas gerekçeleriyle birlikte gösterilerek düzenlenmiştir. Ekte bulunan boş memur kadro değişiklik cetvellerinin 5393 sayılı belediye kanununun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin L fıkrası gereği belediye meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunu olurlarınıza arz ederim. Şimdi efendim bizim ek cetvelimizde boş bulunan bir sosyal hizmet uzmanı kadrosunun 3 dereceli bir kadronun bir veteriner hekimle yine 5 dereceli bir veteriner hekimle geçişini sağlamak istiyoruz. Yani kendi sınıfı içinde kadromuzu değiştiriyoruz nitelik itibariyle. Bunu da bu şekilde cetvellerle onaylamamız gerekiyor. Tabii. Tabii. İki tane. Bu üçüncü olacak. Ama bir tanesi olmayacak. Kadroların ikisi de dolu. Onun için evvel bu üçüncüyü veriyoruz ama bir yer boşaldığı zaman üç tane, bir tanesi boş. Yerine tekrar değiştirebiliriz yani. Dönüştürebiliyoruz. Ha, yani. Şu an itibariyle ihtiyacımız var. Evet. Peki. Komisyon var mı? Değil. Yok. Ha, bu ek gündem. Direkt ek. Evet. Bu değişikliği oylarınıza sunum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet. İkinci ek gündem maddemiz. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesi 3. fıkrası gereğince belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan veteriner hekimi temin için non kadro cetvellerimizin sağlık hizmetleri sınıfı 256 Sıranoğlu veteriner hekim kadrosuna Görkem Bakır'ın tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması ve sözleşme ücretinin 6948 TL 29 kuruş olarak belirlenmesi için belediye meclisince karar alınması hususunu arz ve teklif ederiz efendim. Evet, yeni veteriner hekimimizi daha önce tanıtmıştık. Şöyle yorumluyorum. Evet, Görkem Bakır. Evet, başkanım. Bu arkadaşımızı ver bakalım. Başkanım. Ha, şurada evet var. Evet, şimdi bu sefer kadroya geçirme kararı vereceğimiz için ne olduğuna bakalım. 04 Ocak 97 tarihli Çanakkale'de doğdu. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi mezunu. Cerrahpaşa mezunu. 29 Temmuz 2020 tarihinden itibaren çeşitli veteriner kliniklerinde görev yaptı. Kurumumuza dahil olmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburgaz sahipsiz hayvan geçici bakım bölümünde veteriner hekim olarak görev yapmış. Biz de arkadaşı oradan buraya Çanakkale'de olduğu için kendisi de talep etti. Dolayısıyla biz daha önce tanıştırmıştık. Şimdi o günden bugüne çok faydalı işler yaptı Sevil Hanım'la beraber. Yanlar güzel bir ekip oluşturdular orada. İnşallah yeni hayvan barınağımızı da yaparsak, bu hibeyi de alırsak çok daha ileri seviyede bir şeyimiz olacak. Örnek bir, ya bir musibet bir nasihattan iyidir. Hakikaten de galiba öyle olacak. Efendim işte öyle düşünelim. Onun için arkadaşımız ekibiyle çok uyumlu biçimde çalışıyorlar. Dediğim gibi kurban kesim yerimiz hazır. Bugünden itibaren hayvanların gelimi başladı. Orada da inşallah sağlıklı bir biçimde kurban bayramının kurban vecibesinin yerine gelmesi için arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıp halka yardımcı olacaklardır. Evet. Tamam, teşekkür ederiz. Evet, değerli meclis üyeleri, sözleşme 6948.29 TL olarak belirlenen ücretle kadroya alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul etmiştir. Bu para elbette az ama biliyorsun bu taban, buna ilaveler var, ek şeyler var. Dolayısıyla o daha fazla oluyor. Artacak. Ha? 1 Temmuz'da %40'da zam var. Daha açıklamadım. Efendim, o var, bu var falan filan. Evet, teşekkür ederim. Son gündem maddemiz, Sevil Hanım buyurun. Yok yok, o sen özellikle bir şey, detaylı. Evet. Sevil Hanım, Veteriner İşleri Müdür Vekili sıfatıyla konuşuyor şu anda. Evet. Özel kalem müdürü değil. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz,
Biliyorsunuz yeni bir barınak projemiz var. Az sonra mimar arkadaşımız da tüm detaylarıyla sizinle projeyi paylaşacak. Orada tüm detayları göreceksiniz. Bununla ilgili bizim atmamız gereken bir adım vardı. Onunla ilgili öncelikle biz Çanakkale'de Tarım Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü'ne projemizi sunduk. Onlar bize yer uygunluğu ile ilgili uygun görüş bildirdiler. İkinci aşama olarak da geçici bakım evi yapımı ile ilgili bakanlık bütçesinde yerel yönetimlere tahsis edilen ödenekten faydalanabilmek, bakanlığın gerekli gördüğü süreçleri yerine getirebilmek için de bir meclis kararına ihtiyacımız var. Bugün onun için karşınızdayız. Bakanlıkla ilgili süreçleri yürütebilmek, yönetebilmek için bir meclis kararı talep ediyoruz. Evet. Bir projeyi görelim, evet, sonra evet, bakarız bakalım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, İsmet Paşa Mahallesi Tekzan mevkinde bulunan mevcut Çanakkale Belediyesi Hayvan Barınağı alanı, hayvanların ve insanların sağlığı göz önünde bulundurarak yapı alanından uzak bir parselde mevcut şartları iyileştirecek şekilde yeniden tasarlanmıştır. Önerilen projenin amacı hayvan dostlarımızın daha uygun koşullarda tedavi edilmesi ve barınmasını sağlamaktır. Çanakkale'de Cevat Paşa Mahallesi 7 adet 2 parselde 34.400 metrekarelik alanın 2.757 metrekarelik kısmı 04.10.2021 tarih 104 sayılı belediye meclis kararı ile belediye hizmet alanı olarak planlanmıştır. Yeni proje... Burasını hepimiz biliyor muyuz? Şurası tüpçülerin kullandığı alan. Ya bizim mezarlığın arkasında tüpçüleri kullandığı, şurada da avcıların yer şeyleri var. Şurada Can Dostlar mezarlığı var. Dolayısıyla bu şu alan hemen girişte ki tüpçülerin olduğu alan. Evet, daha önemli. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nün 23.06.2021 tarihli sayısı ile söz konusu alanla ilgili yer uygunluğu verilmiştir. Genel alan yoluna baktığımızda sarı ile gösterilen alan projelerini işaret etmektedir. Orta bölümde mevcut geçici barınma alanı, üst kısımda ise Can Dostlar mezarlık alanı bulunmaktadır. Yapı arazinin kodlarına ve işlevselliğine uygun olarak L formunda arazi içerisine yerleştirilmiştir. Binanın yapı oturma alanı 551 metrekare, saçak koçu 3,5 metrekare olup birbiriyle ilişkili iki fonksiyon içerisine barındırmaktadır. Bunlardan birincisi 183 metrekarelik idari bina, ikincisi ise 368 metrekarelik tedavi merkezidir. Ayrıca mevcut alanda bulunan binanın da tadilat yaparak kedi yuva olarak düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu tüpçülerin kullandığı bir yapı var orada, metruk bir yapı. Su deposu değil de işte kullanıyorlar, onu da kedi yuva olarak iyileştirme yapılacak değil mi? Evet, iyileştirme tamam. Yapılacak başkanım. Tamam. Vazife planından bahsedecek olursam, kırmızı okla gösterilen mevcut yol üzerinden proje alanına girilmektedir. Girişte bulunan güvenlik kulübesi sayesinde alana kontrollü bir giriş sağlanmıştır. Buradaki yönlendirme ile birlikte alana girildikten sonra ihtiyaca göre yapı 3 giriş olacak şekilde kurgulanmıştır. Bunlardan birincisi sarı okla gösterilen gelen misafirlerin bilgilendirileceği misafir girişi, ikincisi mavi okla gösterilen personel girişi, üçüncüsü turuncu okla gösterilen Can Dostlar'ın tedavi merkezine kabul edileceği ilk kabul girişidir. Gelen misafirlerin ve personellerin yararlanması için orta avlu kısmında bir kamer alanı düzenlenmiş olup alan içerisinde 7 araçlık otopark alanı bulunmaktadır. Alanın doğu kısmında rampa ile ulaşılan 48 adet tekli yaşam padokları yapılmıştır. Bu padoklar üzeri gövdelikli, etrafı terle çevrili, altında kulübesi ve önünde hayvanların doğal yaşam ihtiyacını karşılayacak şekilde bahçe olarak tasarlanmış olup her biri 4 metrekaredir. Padokların 24 tanesi bakıma muhtaç hayvanlar için, diğer 24 tanesi ise tehlikeli ırklar için ayrılacaktır. Alanın güney kısmında ise toplu yaşam alanı planlanmıştır. Bu alanda yine kendi içerisinde dişi ve erkek, o da kendi içerisinde iri ve ufak olarak toplam 4 bölüme ayrılmış olup orta kısımda Can Dostlar'ın sosyalleşmesine katkı sağlaması amacıyla bir oyun parkı alanı planlanmıştır.
katlı yapının üst kısmından aşağıya doğru mekanları anlatacak olursam, yapının üst kısmında kare forma sahip idari bölümünde, şu şekilde gösterecek olursam, burası misafir girişi. Burada bir ilk karşılama alanı bulunmakta. Daha sonra bu alanda müdür odası, işi lokum ile toplantı odası, buradaki çekirdekte bay bayan soyunma, engelli tuvaleti, bay bayan tuvaleti, burada yine veteriner odası, tekniker odası, veteriner odası bulunmakta. Şu kare kısım idari bölümü oluşturuyor. Buradaki L kısmı ise tedavi merkezi. Aracın kolaylıkla yaklaşabileceği bir alana konulan ilk kabinden sonra buraya geçiyoruz ve burada muayene ve laboratuvar alanı bulunmakta. Ameliyat hazırlık alanı, ameliyathane, röntgen, mok ve depo alanları bulunmakta. Yapının arka tarafında yine mama deposu ve kazan dairesi bulunuyor. Yapının şu uç kısmında ise 22 adet hem kapalı hem de yarı açık alana sahip olan bakım üniteleri bulunmakta. Bunlar da kendi içinde 5 adet ameliyat öncesi, 5 adet ameliyat sonrası, 4 adet travma ünitesi olarak ayrılmıştır. Bulaşıcı hastalık ve karantina bölümü ise bu kırmızı dikdörtgenle gösterilen hem yapının içerisinden bölünmüş hem de dışarıdan bir giriş olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunlardan da 6 adet enfeksiyon ünitesi, 2 adet de karantina ünitesi bulunmaktadır. Can dostların ilk kabul alanı ve padoklara ulaşan yollar araç yaklaşım prensibine uygun olarak düzenlenmiştir. İlk kabul ünitesine getiren hasta bulaşıcı hastalık taşıma ihtimaline karşı içeri alınmadan kontrol edilerek hastalık olması durumunda doğrudan dışarıdan karantina bölümüne alınacaktır. Bu semptomlar dışındaki hastalar ise ilk kabul ünitesine alınıp yıkama işlemi yapıldıktan sonra tanısına göre ameliyat öncesi travma ünitelerinde bekletilecektir. Ameliyat ihtiyacı olan hastalar ise ameliyat hazırlık bölümünde tıraş ve anestezi yapılarak ameliyathaneye alınacaktır. Devlet hastanesi gibi. Ameliyattan çıkan hasta ise gözlem için ameliyat sonrası bakım ünitelerine yerleştirilerek tedavi edilecektir. Lan biz hastaneye gidince hiç böyle bakılmıyoruz biz ya. Ha doktor? Valla tıraş mı? Valla tıraş mı? Hadi bakalım devam. Devam edelim. Hadi çabuk. Evet. Üç boyutlara bakacak olursak binanın giriş kısmı, burada güvenlik kulübesi, idari bölümün olduğu alan, ilk kabul alanının yapıldığı alan ve karantina bölgesi. Buradan rampayla 48 adet padoklara ulaşıyoruz. Bunda 24 tanesi tehlikeli ırk, 24 tanesi ise bakıma muhtaç hayvanlar için. Evet. Yine bu giriş kısmından bir görüntü, ortadaki kamerya alanı. Padokların olduğu yerden bakıyoruz. Pardon aşkım, bu bizim misafir girişimizin olduğu yer hayvan kabulü ve karantina girişi. Bu alanda 4 bölüme ayrılmış olan ve ortak bir oyun parkı olan toplu yaşam alanı. Yine padokların olduğu yerden bir görüntü, binanın arkası. Toplamda yapı ve padok alanında 1035 metrekare bir inşaat alanı bulunmakta. Teşekkür ederim. Evet, değerli meclisleri, işte bu yapıları yapmak üzere bakanlığın katkılarını sağlamak üzere meclis kararına ihtiyacımız var. Belediye başkanına yetki, onların imzalamayla ilgili yetki istiyoruz. Bir soru sorabilir miyim? Konuda, tabii. Özellikle Teksen bölgesi merak ediyor, buraya geçildiğinde eski barınak yıkılacak. Tek barınak bu olacak. Tabii, tek barınak olmaz zaten. Zaten o, orası olmaz zaten, bir şehrin içinde yani binalar falan var. Hı hı. Orayı ne yaparız bilmiyorum, orası ne diye geçiyor bilmiyorum ama yeşil alanız, yeşil alan. Şey yaparız onu da zaten, bu tarafa alırız. Orada da zaten yeşil alan ihtiyacı da var. İşte çocuk parkı destek görsek, öyle faydalanır, çay kenarı falan. O bölgede çocuk parkı yok, uzak kalıyor. Var var, bir uzak kalıyor, işte onu yapmış oluruz. Evet. Erdemenler bize yazına başlamış, doğru kalınlar yok. Seni anladım ya, Ercüment'inle alakalı onu anlattım. Ha, eşlik etmişsin. Tamam. Evet. Bu konuda belediye başkanına yetki verilmesi konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah başarıyla yapalım. Bu şeyden de kurtulalım. Evet.
Efendim tekrar bayramınız kutlu olsun bugünden. Az kaldı zaten. Ondan sonra inşallah. Ya hep beraber bir danaya girseydik ya. Meclis üyeleri olarak. Danaya girelim. Ne var canım? Sen kesmiyor musun kurban? 5 lira ne be? Hadi bakalım. 5 lira.